Efendim hayırlı akşamlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Diyanet Televizyon ekranına. Sevgili seyirciler, iftarı beklerken programına başlıyoruz. Bugün Ramazan-ı Şerif'in son günü. 1445. yılda Ramazan-ı Şerif'in, Şehri Ramazan'ın 30. gününde yine iftarı beklerken programında sizlerle beraberiz. 9 Nisan 2024 Salı, artık yarın bayram bu akşam 2 saat 15 dakika sürecek bu canlı yayına başlarken Hz. Hak'tan niyazımız birlikte İslam alemine, milletimize, yeryüzünün mazlumlarına bir çarelerine bayram etmeyi, bundan sonraki her günümüzün bayram olmasını nasip eylemesi. Efendim biz bu akşam bayram birlikte bayramdır diyeceğiz ve bütün engellere rağmen, bütün zorluklara rağmen Birlikte bayram nasıl edebiliriz sorusunun cevabını arayacağız sözümüzde, sohbetimizde. Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı Mehmet Kapukaya hocamız, konuğumuz ve yine yazar, şair, ressam Recep Garip konuğumuz. Bu akşam Aşlı Şerifi bize İstanbul Sümbül Efendi, Kur'an kursu öğreticisi Bayram Şivetoğlu hoca okuyacak. Aşı Şerif'ten sonra çok değerli konuklarımızla iftarı beklerken setindeyiz. Sizi de bekleriz efendim. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم <applause> بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن الا وانتم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبح بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار انقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف أولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي Alemlerin Rabbi Allah Celle ve Ala Hazretlerine hamd, onun kulu ve Resulü Efendimiz Sultanımız Muhammed Mustafa'ya salat ve selam, onun ehli beytine, çağrı yari güzinine, ashabı güzinine selam olsun. Efendim merhaba tekrar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ramazan-ı Şerif'in 1445. Hicri yılın Son günündeyiz. 30 Ramazan günündeyiz. Bugün 2024 Nisan 9 Salı günü. İftar beklerken programındayız. 2 saat 15 dakika kadar bir programda sizlerle birlikte olacağız. Yine 30 gün boyunca yaptığımız gibi. Sevgili seyirciler, bugün birlikte bayram etmek nedir? Onu anlamaya çalışacağız. Biliyoruz, alemi İslam'la ilgili büyük sıkıntılar var. Hanelerimizde büyük küçük dertler var ve fakat buna rağmen bayram emredilen bir şey. Mümin her şeye rağmen hakkın varlığını, biricikliğini, gücünü ve kuvvetini bilerek tebessüm etmeyi bilebilendir diye düşünüyoruz. Bu akşam İstanbul iftarı kadar, iftarına kadar olan bu vakit içinde çok değerli konuklarımızla bu konu üzerinde söyleşeceğiz, sohbetleneceğiz. Malum haliniz bu iftarı beklerken programı ve Diyanet Televizyonu'nun diğer programları aslında bir anlam yakalamak, anlamımızı derinleştirmek ve böylece tutum ve davranışlarımızı güzelleştirmek amaçlı ve odaklı yapılıyor. Dilerim bu program ve önceki yaptıklarımız tutum ve davranışlarımızı iyiye, güzele doğru geliştirmeye bir vesile olur. Bu akşam Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanımız Mehmet Kapukaya hocamız bizimle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Safalar getirdiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız abi. efendim? İyisiniz. Sizler nasılsınız? Sağlığınıza duacıyız efendim. Allah sıhhat afiyet versin. Efendim Mehmet Kapukaya hocamız Aslen Ordu Mesudiyeli. Uzun yıllar Diyanet İşleri Başkanlığımızda çok çeşitli kademelerde vazife yaptıktan sonra Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı oldular. Vaizlik yaptınız, imam hatiplik yaptınız, müftülük yaptınız. Bir dönem İsviçre'de yurt dışında bulundunuz değil evet. mi? Evet efendim. Ve yine sevgili seyirciler bu akşam konuğumuz şair, yazar, ressam Recep Garip Bey. Hoş Eyvallah. geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? iyisiniz? Elhamdülillah. Sizler nasılsınız? Sağlığınıza duacıyız. Allah razı olsun. Allah Aslen Tarsuslusunuz hocam siz. Değil mi? Tarsus. Doğru, Tarsusluyum. Tersuslu. Tarsuslusunuz. Yüksek İslam mezunusunuz. 1979-80. Siz son nesilden misiniz? İstanbul, evet. Yüksek İslamlar sonra son. ilahiyat oldu değil evet, mi? Evet, bizden sonra ilahiyat. Peki efendim hali hazırda şair, yazar, ressam pek çok projeden, yazarlığından, editörlüğünden, resimlerinden, şiirlerinden bildiğimiz Recep Garip Bey'in bir dönem milletvekilliği de var. Doğru. Onu da biliyoruz. Hali hazırda da Diyanet Televizyonu ekranında Kahve Bahane adlı bir program yapıyorlar. Zevkle izliyoruz. Eyvallah. Şimdi sevgili seyirciler yarın bayram, iyidir fitir, Ramazan bayramı, milletimizin deyişiyle şeker bayramı. Evet. Bundan önce bu son program dolayısıyla her yıl yaptığımız gibi adettendir, gelenektendir. Bir kısa teşekkür faslımız var. Müsaade buyurur musunuz? Estağfurullah buyurun. Efendim bir ay boyunca biz sizinle birlikte olduk bu ekranda. Gah ağladık, gah güldük. Bazen farkında olarak olmayarak haddimizi aşan sözler ettik. Boyumuzu aşan laflar ettik. Ben kendi adıma söylüyorum. Evvela Hazreti Hak'tan ve sizden affımızı istirham ederiz. Rica ederiz. Bu son günde Bizi de affediniz lütfen. Eksik söylediklerimizi tamamlayınız. Azımızı çoğa sayınız. Kusurumuzu yoğa sayınız lütfen. Evet. Efendim bu Ramazan-ı Şerif'te sizinle buluşmamızı sağlayan elbette Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Ali Erbaş hocamıza çok teşekkür ederiz. Diyanet televizyonunun, Risalet Radyo'nun, Diyanet Radyo'nun kendisine bağlı olduğu Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Profesör Doktor Huriye Martı Hanımefendi Hocamıza çok teşekkür ederiz. Dini Yayınlar Genel Müdürümüz Cafer Tayyar Doymaz Bey'e, Radyo Televizyon Daire Başkanımız Ahmet Şahin Bey'e, Diyanet Televizyonu'nun Genel Yayın Yönetmeni Muhammed Hamidullah Keleş Bey'e ve Program Müdürü Taha Ertek Bey'e çok teşekkür ederiz. Şunu söyleyeyim samimice, Cafer Tayyar Bey, Ahmet Şahin Bey, Muhammed Hamidullah Keleş Bey ve Taha Ertek Bey neredeyse her akşam bizim setimizdeydiler. Konukları bizimle karşıladılar, bizimle ağırladılar. Aşağıda bizimle iftar ettiler. Çok müteşekkiriz kendilerine. Efendim bu programın iki yönetmeni vardı. İlk 15 günde Fatih Tinkir bizimleydi. Arkasından ve şimdi Mustafa Duman bizimle. Çok teşekkür ederiz her iki yönetmenimize de. Kusurlarımızı, ayıplarımızı kapattılar. Bizim set amirimiz aynı zamanda stüdyo şefimiz bu bir aydır yaptığımız programın en özverili yapımcısı Zeynel Aykaş Bey'e çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun ve yine katkılarından dolayı Cemil Yakuba ve Murat Dereli'ye çok teşekkür ederiz. Sesçilerimiz Ömer'e, Mahmut'a, kameramanlarımıza, ışıkçılarımıza, dekorcularımıza, pek çok isim var Kadir'e, Yusuf abiye, Cihat'a, İsa'ya lojistiğimize bu ekrana böyle kaşımız gözümüzün düzgün çıkmasına hizmet eden makyözlerimize ve elbette ulaşımdan Adem Bey'e, Bekir Bey'e, Hüseyin Bey'e, efendim Rıza Bey'e ve Yasin Bey'e ve Eşref abi'ye çok teşekkür ederiz. Ve yine hem konuklarımızın hem bizim iftarlarını, sahurlarını hazırlayan Gökhan Kara Aslan Bey ve ekibi var. Onlara da çok teşekkür ederiz. Bu zaman zarfında sürçülisan lisan etmişsek Hepsinden de affımızı istirham ederiz. Bayrama helalleşerek, birbirimizi affederek başlamalıyız değil mi hocam? Bismillahirrahmanirrahim. Evet, elbette ki e, bayram dediğimiz zaman zaten yüzümüzü bir sevinç kaplıyor. E, bayramlaşma, dargınlıklara son verme milletçe bayramlaşma, akrabalarla bayramlaşma İlk ee, ilk etapta bunlar aklımıza geliyor bayramlaşma deyince. Ee, Cenab-ı Hak bizlere ümmetçe bayramlaşmayı nasip eylesin. Amin, amin. Milletçe bayramlaşmayı nasip ettiği gibi ümmetçe bayramlaşmayı da nasip eylesin. Amin. Ve e, bir, da, bir dahaki bayramlara İslam dünyasında hiçbir problem olmadan sağlık afiyet içerisinde kavuşmayı bizlere nasip ü eylesin diyor. Amin. Efendim tabii bu programa konuk olan çok değerli hocalarımıza, şairlere, yazarlara, programı izleyen bizi yalnız bırakmayan siz sevgili seyircilerimize, Diyanet ve Risalet Radyo'dan dinleyenlere yere göğe, dışarıdaki ağaca, börtü böceğe, çiçeğe dahi teşekkürümüz var sonsuz. Şimdi efendim Recep Hocam, ee, malum alınız bayram bize bayram çocuklara bayram annelere ikinci gün geliyor bayram. Evlerde bayram hazırlıkları var, ikramlar var. Annelerimizi bacımlar bacılarımızı buradan selamlıyoruz. Allah güç kuvvet versin onlara. Amin. Şimdi onların bir zahiri fiziksel hazırlıkları var ama hiç olmazsa evlerdeki beylere de bir iç hazırlık düşer değil mi? Bir manevi hazırlık. Kesinlikle doğru. Herkesi Ramazan-ı Şerif'in son gününde selamlamış olalım. Hayırlı akşamlar Eyvallah. temenni edelim. Rabbim oruçlarımızı kıvır buyursun. Amin. Gelecek Ramazanlara ve bayramlara eriştirsin. Hocamın ifade ettiği gibi ümmet coğrafyasındaki insanlığın çekmiş olduğu sıkıntıları bertaraf etme fırsatlarını Rabbim bizlere lütfeylesin. Gazeteki, Doğu Türkistan'daki, Keşmir'deki, bütün yeryüzündeki mazlum coğrafyamızın nefes almasını Rabb'im e, müsaade buyursun. Amin. E, bu duayla başlamış olalım. E, doğru söylüyorsunuz ama annelerin bayramı hmm. genel itibariyle e, adım adım e, Ramazan'la birlikte bayramın geleceğini ilk, Ramazan'ın ilk günü bize zaten haber veriyor. Ben geldim ama Sayılı günler geldim, bu sayılı günler bitecek ve sizi bayrama eriştireceğim. Ee, ona göre sizi hazırlamak istiyorum diyerek aslında gün gün adım adım biz bayrama doğru geldik. Ee, Ramazan-ı Şerif'in ilk gününden son gününe kadar annelerimiz bir taraftan bayram coşkusu içerisinde iftar hazırladılar. Konuklarımızı, misafirlerimizi ağırladılar, onlara ikramda bulundular. Bir taraftan da sahur berekettir, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, bizden isteğiyle e, sahurlara kalktık ve sahur bereketiyle birlikte e, ellerimizi açtık, dualar ettik. E, ve bu seyli günlerin ard arda gelmiş olması e, annelerimizin içerisinde büyük bir bayram coşkusuyla bizi bayrama doğru getirdi. Bir taraftan da bu bayram hazırlıklarıyla evler boyasızdı, badanasızdı, badan alandı, boyandı, Temizlerdi. temizlikler yapıldı, camlar kir, kirinden alındı. Yani zahiri anlamdaki bu evin içindeki ve evin yüzeyinde gözükmüş olan her şey bir taraftan zahiri kirlerden arındırırken aslında ibadet ayı olan Ramazan ilk gününden itibaren bizi yeniden laboratuvara koydu, yerleştirdi ve laboratuvarda biz tekrar yeniden kirlenmiş Paslanmış hantallaşmış, yalana, e, e, ziyana kaçmış olan yönlerimizi yeniden tadilat ve tamirata girişti. Ramazan-ı Şerif. O ilk oruçla birlikte aslında oruç bizi tuttu. Yeniden şöyle bir sarstı. Sizi bayrama eriştireceğim ama bayrama ulaşacak olan insanın bayramı hak etmesi lazım diye bizi bir rektefeye koydu. Yani hani biz erkekler genelde ee, sanayiye arabaların bakımını işte bayram e, arefesinde bayramın son 10 gününde e, sanayi dolar taşar. Niye? Herkes bayrama memlekete, millete gidecek. Bunun için de rahim yapılacak. Evet. Bundan kaynaklı bir motorlarımızın bir bakımı, yağı değişecek, filtreleri değişecek vesaire. Tıpkı bu zahiri hazırlıkları nasıl erkekler yapması gerekiyorsa ki artık bugünkü dünyada kadınlar da bunu yaptırıyorlar ama daha çok sanayiye gidenlerin erkekler olduğunu söylemekte <laughs> yarar var. Evet. Bu zahiri kirlenmenin yani evlerimizdeki bu kirliliklerin tıpkı giderilmesi gibi oruç ve ibadet aslında bizi yeniden ihya etmek için, yeniden Eyvallah. dirilişi bizimle buluşturmak için böyle gelmişti ve bayrama geldik de Eyvallah. Efendim şimdi bu programla ilgili olarak e, unuttuğum bağlamlar var tabii. Mesela rejimize çok teşekkür ederiz. Hayırlı bayramlar dileriz. Rejim değil yani rejisör ekibine yönetim Eyvallah. ekibine. Tabii bu programın konularını, konuklarını genel ve anlamsal çerçevesini hazırlayan metin yazarlarımız var. Geliştirici editörlerimiz var. Onlara çok teşekkür ederiz emekleri için. Üç ay boyunca hazırlandılar. Böyle aklıma geldikçe teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler televizyonculuk profesyonel bir iş malumunuz. Teknik de bir iş ama bendeniz bir süredir radyolarda, ekranlarda bu işi yapan biri olarak şunu gördüm ki, gördüm ki inanınız bu Ramazan programları için profesyonellik yetmiyor. Profesyonelliğin körlüğe, vurdum duymazlığa, acımasızlığa, merhametsizliğe açık bir yanı da var. Söz konusu olan Ramazan gibi bir manevi iklim olduğunda profesyonellerin özveriyi, diğergamlığı ve fedakarlığı da hatırlaması gerekir. Şimdi Mehmet Hocam, Hz. Mevlana 17. Beyt'te diyor ki, Balıktan başka herkes suya kandı. Balıktan başka herkes sudan bıkar. Sadece balık olan sudan bıkmaz, usanmaz. Ramazan-ı Şerif'in gidişine hüzünlenmek diye bir şey var. Bayramın sevinci de var ama gidişine hüzünlenmek de bir şey var. Herhalde bu Ramazan denizinin, Kur'an okyanusunun oruç ırmağının balığı olan belki sadece bundan bıkmaz, usanmaz, vazgeçemez. Fakat bir taraftan da bayram geliyor. Öyleyse şunu sorayım ben size. Ramazanla rabıtamızı, irtibatımızı devam ettirmek için bu Ramazan-ı Şerif'ten biz neler hatırlamalıyız? Bir sonraki Ramazan'a iştiyakımız açsın diye neleri tutmalıyız tutun davranışlarımızda, hatırımızda ve gönlümüzde? Evet. Ee, çok güzel bir soru. Estağfurullah efendim. Ramazan bize öncelikle ne kazandırdı? Ee, bunları bir düşünelim. Ee, malum Ramazan'a başlarken bir ayeti kerime okuyoruz. Ya eyyühellezine amenu kütübe alelküm sıyam kema kütübe alellezine min kabliküm lealleküm tettekun. Ey iman edenler, oruç sizden öncekilere farz kalınlığı gibi sizlere de farz kalınmıştır. Ta ki takva sahibi olasınız diye. Bu takva kelimesini bir programda birkaç programda anlatmamız mümkün değil. Eyvallah. Takva nedir? Ben şöyle özetliyorum. Takva kişinin Allah'ın sevgisine mazhar olması Allah'ın koruması altına girmesi ve Allah ile beraber olmasıdır. Bu mertebeye erişmesidir. Ramazan bize bunu kazandırdı. Bunu kazandırması gerekiyor. Ramazan bize Müslüman olmayı, Müslüman olmanın ne nasıl olması gerektiğini ve bir Müslüman olarak neler yapmamız gerektiğini öğretti. Biraz önce biraz önce Kur'an okuyan kardeşimiz Bayram hocamız şu ayetten bize başladı. Ya eyyuhallezine amenuttakullaha hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entum muslimun. Ey iman edenler Allah'tan korkun ve ona karşı sorumluluklarınızı yerine getirin ve bunu yaparken de öyle sade sözle değil içten özle bütün samimiyetinizle Cenabı Hakk'a karşı sorumluluklarınızı yerine getirin ve en sonundaki cümle e, gerçekten çok manidar. وَلَا temutun illa ve entum muslimun. ancak Müslümanlar olarak ruhunuzu teslim edin. Eyvallah. Müslümanlar olarak ölün. Ramazan bize Müslümanlığın nasıl olması gerektiğini öğretti ve ruhumuzu teslim ederken de ne şekilde teslim etmemiz gerektiğini de öğretti. Bir muhasebeyi bize öğretti. Değil mi? Ve hiçbir şeyin aslında bize ait olmadığını. Amenna. Göklerin ve yerlerin Allah'a ait olduğunu. Kardeşimiz son ayette zaten bunu okudu. Ve lillahi ma fissemavati ve ma fil alt ve ilallahi turca'ul umur. Amin. Göklerde yerlerde ne varsa hepsi Allah'ındır ve yalnız ona hepiniz döndürüleceksiniz. İşte bu muhasebeyi bize öğretti. Eyvallah. Her şeyimiz var, yiyeceğimiz, içeceğimiz var, ama onlara dokunamıyoruz. Elimizde her türlü imkanlarımız var evet. bu bu bakımdan, onlara dokunamıyoruz. Demek ki bu bize bir şey öğretiyor. Edindiğin şeyler sadece senin değil. Ramazan bize Yoksunları öğretti. Vazgeçmeyi öğretiyor, değil mi? Hocam? Evet. Psikologlar diyorlar ki hocam bugün psikolojik bütünlükleri bozulmuş, pek çok rahatsızla yakalanmış insanların bir kabul etmekle ilgili, iki vazgeçmekle ilgili sıkıntısı vardır. Ya hırsları vardır, ya inkarları vardır. İbn Hazım diye bir endülüslü alim var. Ondan bir söz okudum. Hatta odamda duvarıma yazdım. Diyor ki hocam gerçeğe öfke duyanın kederi uzun sürer. İnsan kabullenebilmeli ve vazgeçebilmeli. Sayın Hocam müsaade ederseniz birazdan devam edelim. Doktor Agah Terzi Hocam hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Şimdi müsaade etse ben ayağa kalksam diyeceğim ama bilmiyorum anında kamera öyle yapabilir mi? Şöyle bir ayağa kalkayım. Efendim Doktor Agah Terzi Bey Ramazan-ı Şerif boyunca, şehri Ramazan boyunca 1445. yılda bizimle beraberdiler. Ee, çok güzel eserler seslendirdiler yani. Ne desem bilmiyorum. Ayrıca bu Ramazan-ı Şerif'te benim çok yakın dostum, arkadaşım, kardeşim oldu. Ben senden bir kusur ettiyse affımı istirham Sıram, ederim. Evet. Ama zevkle, zevkle dinledik. Evet. Ve tabi, ve tabi ekibi var yanında. Evet, ee, evet. onlar efendim bir ay boyunca bizimle gönüllerinden kopan nameleri, hisleri paylaştılar. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sağolunuz. Ederim. Yorduk sizi. Hazreti Mevlana'nın müzisyenlere bir duası var diyor ki: hudaya mutribanra engebindi, bera'yı darbi desti indi Allahım, müzisyenlere bal ver, tat ver, saza daha iyi vurmaları için demirden eller ihsanet onlara. Çünkü onlar sesleriyle nameleriyle sana dair haberler verip bizim gönlümüzü doldurdular. Sen de onların evlerini." saadetle, bereketle doldur. Amin. Amin inşallah. Tanıyalım arkadaşları, ben yerime geçeyim. Evet, eyvallah. <laughs> Çok teşekkür ederim. Değil Sağ olun. Hayırlı bayramlar dilerim şimdi Buyurunuz efendim. Efendim, ilahi seslendirmeden evvel ben yine arkadaşlara bir teşekkür etmek istiyorum takdim ederek kendilerini. <laughs> Hemen Çellist, kıymetli şeref, işler kardeşim. Kanunda emin bayram. Hemen... Seyfullah kardeşim neydi Bugün Lokman kardeşimiz yok evet. 28 gün geldi ama veda programında olmadığı için Seyfullah'a ve Lokman'a teşekkür geldiniz. ediyoruz Hemen Hüseyin Yıldır kardeşim Ut icrasında Eren Bayram Aynı şekilde Emin'in kardeşidir ritimde Ve Ömer Özcan kardeşime efendim. çok teşekkür ederim Ne okuyacağız Doktor H. H. Hocam Bir ilahi şimdi... bugün hep e, yörük hareketli eserler Seslendireceğiz Ya vasiyal mağfiret e, Halime senden medet Eyvallah, Eyvallah. buyurunuz efendim you Allah eyvallah çok teşekkür ederim Efendim alkış eski Türkçede iyi dilek dua ve temenni anlamına gelir Alıkışlamaktır Kötü düşünceyi kötü dileği Kovmaktır dua anlamındadır Çok sağolunuz efendim sesinize Hı -hı. sağlık Hı -hı. Mehmet hocam Bir yerde Hazreti Mevlana Diyor ki hani diyor Adamın diyor dişinin arasına bir şey kaçar Böyle diliyle diyor Onu arar durur arar durur Çıkartıncaya kadar vazgeçmez diyor Takvayı böyle bir titizlik olarak anlatıyor. Nefsine Allah'ın ve Resulü'nün rızasına aykırı bir şey bulaşmışsa içine, dışına, iline, ayağına o pisliği keşfedip ondan sürekli kurtulmaya çalışmakta titizlik ve dikkat göstermeye takva diyor. Ben şunu soracağım. Şimdi bu takva sürekli bir uyanıklık hali, titizlik hali, dikkat ve dikkat hali ama Ramazanda bize bir alışkanlıklar kazandırdı. Evet. Önce şeyi sorayım Bu alışkanlık olarak Bunlara devam etmek iyi midir Yoksa her seferinde yeniden Bir niyetimizi şuurumuzu tazeleyelim mi Bir de Bundan sonrası için Bu Ramazan duygusuyla Ömrü bereketlendirmek üzere neler yapabiliriz Evet e, Kur'an-ı Kerim'de e, Bir ayet-i kerime e, Bu sorumuza ışık tutuyor Bismillahirrahmanirrahim Na'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakin. Allah Allah. Evet ölüm sana gelinceye kadar ibadet et. Haddi zatında Ramazan bir ibadet ayıdır ama bütün aylar haddi zatında bir ibadet ayıdır. Amenna. Ramazan ayı bu ayların zirvesidir, sultanıdır değil mi? Amenna. 11 ayın sultanı diyoruz. Ramazan da her şeyi zirveye çıkar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere bu konuda örnektir. O hayatı boyunca daima iman etmiş ve imanın en güzel örneklerini bize sergilemiş. Davranışlarıyla bize örnek olmuş ama Ramazan ayı geldiği zaman o bambaşkaydı her bakımdan. Diğer zamanlarda da Peygamber Efendimiz oruç tutardı ama tabii ki Ramazan ayı bütünüyle bir oruç ayı ve e, nafile ibadetleriyle bize örnek olurdu ki teravih zaten buradan kayna geliyor buradan kaynaklanıyor. Evet. E, değil mi? Önceden böyle bir teravih ibadeti diğer peygamberlerde yoktu. Evet, yoktu. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam efendimiz ilk defa bu teravih ibadetini yaptı ve biz de ondan örnek aldık. E, yani zirveye çıkıyor Ramazan'ın son 10 günü zirveye çıkıyor ve Ramazan'ın son 10 günü biliyorsunuz bir itikaf. Ben bu itikafı kişinin kendini Allah'a adaması, ibadete adaması, dünyalık her şeyden vazgeçmesi, nesi varsa nesi yoksa tamamen kendini dış dünyaya kapatması ve manevi alemi için bir hazırlık yapması diye böyle anlıyorum ben, böyle tarif ediyorum. Kolay geliyor ama itikafa girmek kolay bir şey değil herhalde hocam 10 gün. Evet, kolay bir şey değil çünkü onun da bir takım kuralları var. Bunu yanımıza almayacağız, değil mi itikaf? Evet, evet. Dünya ile irtibatımız. Bunuz <laughs> nasıl yapacağız o zaman? İtikafta şartlardan bir tanesi de kişinin dünya kelamına ait sözlerden uzak durması ve ancak mecbur kalırsa dünya kelamı konuşması, zaruri bir durumlar varsa. Onun dışında mesela işte sizin de ifade ettiğiniz gibi yanına telefona al haberlere bak ne var ne yok. <laughs> Burada tamamen Cenab-ı Allah'ın haberlerine bakacağız. Eyvallah. Efendim öbür dünyanın haberlerine bakacağız. En büyük haber Kur'an-ı Kerim'dir. Ali Hocam Amen en da. büyük haber Kur'an-ı Kur Kerim'dir. Ee, bunu ayet söylüyor. Kul huve nebe'un azim entüm anhum ridun. De ki onlara o en büyük haberdir ama sizin bundan haberiniz yok. Allah diyor. Allah. Bundan haberiniz yok diyor. İşte bu itikaf esnasında, Ramazan esnasında biz Kur'an-ı Kerim'le hemdem oluyoruz, haşir neşir oluyoruz, onu okuyoruz. Peygamber Efendimiz ve vesselam Efendimizin, Cebrail Aleyhisselam'ın sünnetini birlikte icra ediyoruz. Hemen hemen her evde Kur'an-ı Kerim var. Amen. Efendim mukabeleler var camilerimizde var, evlerimizde var, hanımlar arasında var, erkekler arasında var. Sadece bir namaz vakti bile değil. Sabah var, öğle var, ikindi bazı yerlerde var. Radyolarımızda, televizyonlarımızda daima var. Ve Ramazan bize bir şey daha öğretmeli. Kur'an-ı Kerim'i anlayarak okumayı, anlamayı bize öğretmeli. Benim Ali Hocam en çok üzüntü duyduğum şeylerden bir tanesi e, bizler Kur'an-ı Kerim'i belki yüzlerce defa hatmediyoruz. Hatme çok önem veriyoruz biz. Millet olarak çok önem veriyoruz. Evet verelim. Lakin en büyük eksiklerimizden bir tanesi Kur'an-ı Kerim'i anlayarak okumamış olmamız. Anlayarak okumuyoruz. Halbuki onu anlamak lazım. Onu anlayacağız ki yaşayacağız. O ayetler bize neler söylüyor? Bazı ayetler var ki gerçekten yüreğimiz bunlara dayanmıyor. Yani gözyaşlarına boğulduğumuz, hıçkırıklara evet. boğulduğumuz ayetler oluyor. Efendim sadece bunu e, Kabe'de veya Ravza-i Mutahharada görmüyoruz. Yani e, bunu başka yerlerde de görüyoruz. E, anlamak lazım, anlamaya çalışmak lazım. Tefsirler var elhamdülillah. Bugün her türlü imkanımız var, meallerimiz var, tefsirlerimiz var. Ne olur bir kere de hiç olmazsa ömrümüzde bir kere Kur'an-ı Kerim'in hiç olmazsa mealini başından sonuna evet. kadar acele etmeden yavaş yavaş bir okuyalım. Elhamdülillahi rabbil alemin bize ne ifade ediyor? İyyâke nâbudu ve iyyake nestaîn bize ne ifade ediyor? Ellerimiz ellerimizi bağlayıp İyyake nâbudu ve iyyake nestaîn ya ya Rab yalnız sana ibadet ederiz derken bir düşünmemiz lazım gerçekten biz yalnız Allah'a mı ibadet ediyoruz hocam bir menkıbesi var Hazreti Mevlana çok sık ondan örnek veriyorum ama okuduğum için veriyorum yoksa bildiğim için değil demişler ki efendim bir genç hafız var çok güzel Kur'an-ı Kerim okuyor peki dinlerim demiş bir iki gün sonra gelip dinlemediniz delikanlıyı bir dinleseniz çok güzel okuyor gitmiş dinlemiş hafız çocuk gerçekten olağanüstü okuyor nameler, perdeler, teganniler Recep Hocam. Çıkışta demişler ki nasıl buldunuz Mevlana'ya? Cevizlerle çok güzel oynadı demiş. Attı tuttu cevizleri ama içini kırıp yemedikçe o sadece bir oyun olur. Mesele demiş cevizin içini kırıp yemek çok teşekkür ederim hocam. Hiç olmazsa bir kere bakınız Kapıkaya hocamız ne güzel söyledi. Allah razı olsun. Hiç olmazsa bir kere ya bu namazda okuduğumuz surelerde, dualarda acaba biz ne diyoruz? Rabbimize hangi anlamla sesleniyoruz? Bu anlamı öğrenirsek belki daha şevkli, daha iştiyaklı değil mi efendim? Kesinlikle, daha arzulu e, olacağız. İçimiz daha çok ısınacak. Evet. Öyle değil mi? Kesinlikle. Yani yabancı dilde bir kadına, kıza bir erkek seni seviyorum dese ya da o kız o erkeğe dese anlaşılmaz yani bu. Evet, öyle değil evet. mi yani? Evet. Kişi ne söylediğini bilmeli. Peki efendim, Recep Hocam şimdi bu bizim edebiyatımızın büyük konularından birisi bayram, Ramazan. Hatta bunlar daraltılmış, inceltilmiş olarak da pek çok şiirde yer alıyor. Ama bir de bu şiiri, bu edebiyatı ortaya çıkaran bir gelenek var. Hele ki bizim milletimizin Müslümanlık tarihinde neredeyse her manevi alan, her dini kapsam için bir gelenek geliştirmişiz biz. Osmanlı devrinde bayram deyince hatırınıza gelen geleneklerden neler var? Bir de tabi zamane çocuğu, benim de evladım var, sizin de vardır. Eyvallah. Büyük bir popüler kültür maruziyeti altında onlara ne kazandırabiliriz bu geleneklerimizden? Tam açtığınız bahisler aslında üzerinde uzun uzun konuşulması gereken e, konular. E, Osmanlı Cihan Devletimizin Ramazan'la ilgili yapmış olduğu iki husus var. Bunlardan bir tanesi Ramazan başlamadan 10 gün, 20 gün önce Padişah Hazretleri ülema arar, da bir huzur dersleri başlatır. Huzur dersleri. Ramazan boyunca devam edecek bir huzur dersleri. Huzur derslerinde alimler iki gruba ayrılır. Bir e, konu verilmiştir. Onlar e, mukarrirdir. mukarirdir. Onlar mutlak surette e, derse hazırlanacaklar karşısında muhataplar da yine bir alim grup orada oturacak ama payitahtın bütün vezir yüzer ağası e, Erkan orada hazır Padişah Hazretleri ile beraber o dersi dinleyecekler şimdi böyle bir boyutu var burada bir dürüst sohbet muhabbet var değil mi? tabii tartışma tabii. da var burada yani e, özür dilerim kaba tabirle kerler yağırlar birbirine ağırlar yok, yok öyle değil öyle dürüst değil. bir sohbet Ders muhabbet var Konu bellidir. Hem mukarrirler hem muhataplar karşılıklı olarak ders hazırlanırlar. Ders verilmeye başlanır ve karşı taraftaki insanlar buna itiraz ederler. Ya da şurada eksik bıraktın derler ve onu tamamlarlar. Efendim şimdi bizim padişahımız, seyircimiz malum haliniz. Evle Ben de sunucu olarak <laughs> huzur dersi yapıyoruz. Evet, estağfurullah. <laughs> i̇şte bu huzur dersleri ciddi noktada Osmanlı Cihan Devleti'nin özellikle devleti yöneten insanların eğitilmesi açısından Ramazan boyunca zihni olarak, akli olarak orada bir eğitime tabi tutulur. İlim erbabı burada hazırlanırlar ve ilim erbabının tartışmaları sonucunda işte ders bittikten sonra diyelim ki 10 gün ders bit, huzur dersleri 10, günün sonucunda Padişah Hazretleri bir onları armağan verir. Armağanla birlikte uğurlanırlar İşin böyle bir boyutu var bir huzur dersleri belki bir bu huzur derslerini cumhuriyet döneminde nasıl yapalım sorusu gelebilir bu soruyu belki şöyle yapmak lazım hocamın az önceki bırakmış olduğu yerden Kur'an'ı yeniden okumak yeniden anlamak Kur'an'ın bize ne söylediğini anlamak bugünkü çağ ne söylüyor bu ayetler bugün hayatımıza, cemiyette, toplumda neyi değiştirmek için bize gelmiştir bu vahiy Bugün iniyor gibi bize de şeyler söylüyor. Hayır. Hükümler irade ediyor. Her ayet bize bir şey söylüyor. Bu ayetlerin, Kur'an'daki mevcut olan bütün ayetlerin hükümleri kıyamete kadar geçerli olacağı için yeniden ve yeniden insan evladına bir şey söylüyor. Bir bunu anlamak lazım. Bunun için Kur'an'ı yeniden anlamak için Kur'an derslerini yapmak lazım. Eyvallah. Ev içi dersler. Belki komşularla birlikte sohbet dersleri yapıp Kur'an ayetlerinden Peygamber Efendimiz'in hadisleriyle birlikte takviye ile onun tefsirleriyle birlikte bu dersleri yapmak lazım. Lazım bir. Birincisi bu. İkincisi siyeri nebi dersleri yapmak lazım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Ashab-ı Kiram Efendilerimizi doğru anlamak. Onlar neyi nasıl yapmışlar? Bunun üzerinden bir mütalaa dersi yapmak icap eder diye düşünüyorum. Ve sizin sormuş olduğunuz Osmanlı Cihan Devleti'ndeki Ramazanla ilgili Ramazaniye diye ifade edilen ya da İdiyye evet. evet. diye ifade edilen e, her şair hemen hemen Ramazanla ilgili, bayramla ilgili, Kurban Bayramı ile ilgili, kurbanla ilgili natı ı şerifler ortaya koymuşlar. Şiirler yazmışlar. Mesela Fuzuli'nin beyitleri var, Şeyh Galib'in beyitleri var, e, Nedim'in var, Sedim'in var. Var, var. Yani bütün hemen hemen divan şairlerinin her birisinin eee hem Ramazan'la hem Kurban'la ilgili, iki bayramla ilgili de ciddi noktada şiirler irad ettiklerini, yazdıklarını görebiliyoruz. E, Cumhuriyet döneminde e, belki 40 hadis, e, 101 hadis gibi hadisle ilgili de yine hadis eserleri yazılmış şiirler, yani e, böyle e, divan şiirine uygun heceyle ya da evet. aruzla e, ilgili şiirler yazılmış, ama bu çok da devam ediyor e, olduğunu söyleyemeyiz bugün, günümüzde. Çok da devam ettirildiğini söyleyemeyebiliriz. Gençlere yönelik e, bugünkü dünyanın, emperyalist dünyanın, modern dünyanın, çağın getirmiş olduğu popüler kültüre karşı çocuklarımız, gençlerimiz ne yapsın hocam, bayramı yapmasın mı, tatile mi gitsin falan gibi konular belki gündeme gelebilir. Bununla ilgili elbette ki benim de evlatlarım var. Ee, yani bir oğlum, üç kızım var, dört tane torunum var elinizi öper. Allah bağışlasın. Ee, bunların her birisini selamlıyoruz. Ama Eyvallah her birisi de. mutlak surette Kur'an ve sünneti doğru anlamak. Kur'an'ı ve hadisleri doğru okumak. Peygamberi doğru tanımakla mecbur olduğumuzu, memur olduğumuzu. Bunun evet. için bize Ramazan-ı Şerif'in aslında pencere açtığını, bu pencereden Bizim yeniden kendimizi bulmak gibi, yeniden idrak etmek gibi, yeniden keşfe çıktığımızı. Çünkü geçen yıl bizi bayrama bırakan aslında Ramazan-ı Şerif 11 ay sonra yeniden kapımızı çalıp geldiğinde, evet. gelmeden önce aslında bize Recep'le haber vermişti. Recep'le geliyorum demişti. Arkasından Şaban'a emanet ederek Şaban'ı bırakmıştı yerine. Recep ya. bitti ve Şaban'a bıraktı. Şaban bize dedi ki bak Ramazan geliyor. Bunun duasını da yaptık. Allahumma berik fi ve Şaban'a ve bellina Ramazan diye geldik ve sonra Ramazan-ı Şerif'in kapısından içeriye girdiğimizde oruç bizi tuttu ve sarstı. Geçen yıldan bende sizde ne kaldı diye sıkıca hocam sarstı bizi. Biz Sahura hazırlandık, iftara hazırlandık. Ne güzel söylediniz. tabii biz bu sarsılmayla, ciddi bir şiddetli bir sarsılmayla kendimize geldik, sarsıldık ve Ramazan gelmişti, kapımızdan içeriye girmişti. Biz geçen yıldan aslında beş vakit namazı kılıyorduk. Beş vakit namaza devam etmemiz gerekiyordu. Gece biz sahurlara kalkmıştık ve sahura kalktığımız her sahurda, her sahurda Teheccüd namazları kılmamız gerekiyordu. Efendimiz öyle yapmıştı. Sünnet olarak bize emanet bırakmıştı. Nafileler yap yapmamız lazımdı. Ee, Teheccüdlerimiz ne oldu diye. Ramazan bizi yokladı. İbadetlerimizde eksiklik var. Yalanı terk etmeniz lazım dedi. Gururu ve kibri terk etmeniz lazım dedi. Bütün bunların içerisinde popüler bir kültürle, reklamlarla biz alt üst edilmiştik. Evet. Aldatılmıştık. <laughs> Hocam çarşı pazarda kalmıştık biz. Ee, ya yani siz Ezan ya. okunuyordu. Hocam hayal es-salah diye bizi hayal el felan hayal es-salah diyerek namaza çağırıyordu. Haydi kurtuluşa gelin namaza gelin diyordu. Ama çarşı ve pazar renkli dünya bizi alaburaya etmişti. Bütün bunlardan arındırarak aslında. Ramazan orucuyla birlikte bütün ibadetlerle yeniden bizi kendisine evet. idrak etmemizi, Allah'ı yeniden keşfetmemizi, yeniden peygambere selavatın dil ile değil gönül ile söylenmesi gerektiğini bize aslında hatırlattığını ifade edebiliriz. Hal ile değil mi? Hal ile. Dil dil ile, gönül ile ve hal ile. Tabii. Hocam dil ile söylemeyi aslında bir müddet sonra aslında gönlümüze doğru indirmemiz lazım. Dil söyleyecek ama bunu gönül söylemesi lazım. Hani oruç bize dilinle oruç tut dedi, gözünle oruç tut dedi, kula kulağınla oruç tut dedi, elinle kötülük yapma, elinden ve dilinden herkesin emin olduğu kimse Müslümandır dedi. Yani bizi tanımlarken böyle tanımladı Allah Resulü. O zaman bizim hocam ayağımızla gitmiş olduğumuz yerlere dikkat etmemiz lazımdı. Her gün yaptığımız şeyleri terk ederek bayrama eriştik önümüzdeki bayrama kurbana doğru yolculuk yaparken aslında Ramazan'da kazandığımız bütün kazanımlarla birlikte bizim kurbana doğru yürümemiz ve kurbandan sonra da aslında gelecek Ramazan'a doğru bu hasretleri hiç kaybetmeden devam ettirmemiz lazım. Bazen hocam bizim geleneksel kaynaklarımızda sevap günah iyilik kötülükle ilgili metinleri okurken şöyle bir şey geçiyor gönlümden. İslam sanki insanın halini bilerek Hazreti Hak Hazreti Allah elbette yarattığını biliyor. Çok sevabına, günahına pek takılmıyor. Hani affederim diyor, bağışlarım diyor ama şeye çok dikkat çekiyor hocam. Yani onu korumaya, hali korumaya, ona tetizlenmeye çok teşekkür ederim. Çok güzel bir vurgu yaptı. Sayın Garip dedi ki aslında bugünkü Ramazan'ı değerlendirebilmek için bize Recep'te haber vermişti. Şaban'da haber vermişti. Yani oralarda ne yaptık ki bugün elimizde değerlendirebileceğimiz bir Ramazan olsun. Ama en azından şunu öğrendik. Bundan sonra yani 11 ay daha var Ramazan-ı Şerif'e. Artık önce Recep'ten, Şaban'dan ve hatta yıl boyunca ne yaptığımızı gözeterek hazırlanalım. Efendim devam edeceğiz. Doktor Agah Terzi Hocam ikinci esere geçeceğiz şimdi son günde. Evet aşina ondan bir eser seslendireceğiz dinleyicilerimizin, izleyicilerimizin. Elveda Ramazan ilahilerimizden yine Sivas Suresinin Ya Hannan Ya Mennan diye başlayan hemen melodi duyunca hatırlayacaklar. İmam Maturidi Hazretlerinin tevilatını okurken bir ayeti kerimede yorumuna rastladım hocam. Diyor ki o min salsalin kel fahhar ayeti kerimesini yorumlarken böyle pişirilmiş topraktan insanı anlatırken diyor ki her tarafı eşitçe pişirilmiş ve ritim sazı olarak kullanmaya müsait çömlekler vardır ya diyor. İşte insan her tarafından vurulduğunda ses çıkaracak bir toprak gibi pişirilmiştir diyor. Yani orada bir müzik aletini işaret ediyor. Aklıma şey geldi bu akapella diye bir müzik formu var. Yüzlerine, ellerine, ayaklarına vurarak müzik yapıyorlar ya sesleriyle, çeşitli beden uzuvlarıyla filan. Demek ki İslam ontolojisinde böyle bir gerçeklik var. Müzikle içli dışlı bir ontoloji zaten İslam'ın ontolojisi. Lütfen buyurun efendim. Eyvallah. Müzik Efendim devam ediyoruz. iftarı beklerken programına Diyanet Televizyonu ekranındayız. Saatlerimiz 18.30 oldu. Ankara iftarı için hemen hemen bir saatimiz var. Çok değerli konuklarımızla birlikteyiz. Mehmet Kapukaya hocamızla ve Recep Garip hocamızla. Biz bu programı set içinde ve dışında yaklaşık 50-60 kişiyle birlikte yaptık. 50-60 kişinin bir işte uyum kazanarak ortaya bir şey koyması büyük bir kıymet aslında. Ancak elbette setteki, rejideki, arkadaki arkadaşları siz görmüyorsunuz. Bendenizi görüyorsunuz. Ben belki onların temsilinde hata etmişimdir. Estağfurullah. Hakikat, efendim kötü sözler, yanlış sözler bendenize aittir. İyiler o arkadaşlarımın ve sizindir. Mehmet Hocam, İslam'da sıla-i rahim diye bir bağlam var, kavram var ve sanırım sadece İslam'da var bu. Diğer dinlerde geleneklerde varsa da İslam kadar özenli ve manevi içerikli değil. Ee, bu sıla Rahim bayram gelince aklımıza geliyor. Ama hiç olmazsa bayram gelince geliyor. Evet. Ona da elhamdülillah değil mi? Ona da şükretmeliyiz. Evet. Nedir efendim bu sıla Rahim? Çerçevesi nedir? Emri, yasağı, fermanı yani sünneti onlar nelerdir? Ne hatırlayalım, nasıl yapalım yarın bayram? Evet. Sıla ulaştırmak demek zaten. Bir şeye vasletmek, ulaştırmak, bitiştirmek demek. Erham orada yakınlar, efendim yakınlarımız, akrabalarımız onlarla iletişim anlamına geliyor. Ee, Kur'an-ı Kerim'de gerek Kur'an-ı Kerim'de olsun gerek Peygamberimizin hadislerinde olsun, kıymetli hocam pek dikkatimizi çekmiyor ama ben her okuduğum zaman gerçekten beni dehşete düşüren ve bu konuda ne kadar eksik olduğumuzu bize hatırlatan verilerle karşılaşıyorum. Ayet-i kerimelerde olsun. Bazı ayet-i kerimeleri mesela burada hatırlayalım beraberce. Cenab-ı Hak bir takım insanların Allah'a verdikleri ahitleri bozduklarından bahsediyor. اَلَّذ۪ينَ يَنْقُطُونَ اٰهْتَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيسَاقِهِ Sonra وَيَقْتَعُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُوْسَلْ Ve akrabayla bağları da kestiklerinden burada hmm. bahsediyor. Tabii ki sadece ayet bunu ifade etmiyor ama yani e, iletişim kanalları konusunda eksiği olan diyor. Sıla-i Rahim de bu ayetin içerisine giriyor. Ve e, bu insanların doğru bir yolda olmadıklarını, Allah'ın yolunda olmadıklarını ifade ediyor. En kötüsü de bu zaten. Efendim, bir başka ayet-i kerimede sıla-i rahime sahip olanların, bunu devam ettirenlerin ne kadar iyi, güzel insanlar olduğunu bahsediyor ve bunlar için ahiret yurdunun, cennetin bunlar için olduğunu bahsediyor. Ama ee, bunun tam aksine olarak da e, sılay rahimi kesen insanların ulaike lanetu ve lehum yani Allah Allah'ın Allah rahmetinden uzak insanlardır diyor. Ve bunlar için çok kötü bir akıbet var diyor ayet-i kerime bizlere. Ee, Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam e, bu konuda gerçekten e, ayetlerle birlikte bu konun üzerinde çok durmuştur. Bir insan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor ve şöyle diyor. Diyor ki Ya Resulallah benim akrabalarım var diyor. Ben onlarla iletişim kurmak istiyorum. Onlar benimle iletişim kurmak istemiyorlar. Ben onlara iyilik yapıyorum. Onlar benim iyilik yapmamı kabullenmiyorlar. Ben onlara merhametli davranıyorum, yumuşak davranıyorum. Onlar bana merhametli davranmıyorlar. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki onlar belki de senin yaptığın bu güzel davranışlardan büyük bir mahcubiyet duyuyorlar. Yani eziliyorlar senin yaptığın bu davranışlara karşı. Bil ki böyle yapmaya devam edersen daima Allah sana bir yardımcı nasip eder diyor. Şimdi biz akrabalarla ilişkiler derken e, ne kastediyoruz veya ne yapıyoruz? Samimi olduğumuz insanlarla beraber onlarla iletişimi kuruyoruz, onları ziyaret ediyoruz. Mesela en başta kimlerle? Evet. Babalarımız, annelerimiz, efendim. Söylediğinizi anladım. Akrabalarımız. Çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Evet. Onlar zaten Sılayı Rahim'den evet. alıştıklarımız bizim. Evet. Bakınız efendim hoca çok dikkat çekmemiz gereken bir şey söylüyor. Yani Sılayı Rahim bir bilinç, bir şuur işi ve aslında bozulmuş araları yapmak, birbirine karşı gerginleşmiş kalpleri yumuşatmak, zaten alıştığımız şeyi yapıyoruz ama hoca başka bir şey söylüyor. Değil mi hocam? Evet. Yeni e, bir şey onu, söylüyor. Onu, söylemek istiyorum. E, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ifadesiyle söyleyelim. Leysel vasilü bil mükafi diyor. Yani asıl sılay rahim, ee, seninle ara, arası iyi olan insanları ziyaret etmen değildir diyor. Lakin esas sıla-i rahim diyor. E, seninle iletişim olmayan, iletişimi olmayan, bir bağ olmayan, dargın olduğun, küs olduğun insanlar var ya diyor. Eğer bunlarla sen ya. iletişim kurabiliyorsan, asıl iletişim, asıl sıla-i rahim budur Amellâ. diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi bizler ne yapıyoruz, bunun tam aksine olarak dargınlıklar kıyamete kadar devam, ölene kadar devam, ya, kıyamete kadar devam. Ne güzel söylediniz. Efendim e, kimlerle samimiyetimiz var, şunları bir ziyaret edelim, muhabbet edelim falan. E, aleyhissalatu vesselam Efendimiz dedim ya hani bazen böyle insanları ürperten şeyler söylüyor gerçekten, e, bir hadislerinde buyuruyor ki, insanlarla iletişimini kesen ve sıla-i yapmayan kimse daha ne desin Peygamber Efendimiz? Allah Allah. Cennete giremez buyuruyor. Allah Allah. Cennete giremez diyor. Evet. Ve e, kıyamet alametlerini hep insanlar merak ediyorlar. E, acaba kıyamet alametleri nedir falan diye. E, ben bunlara böyle soranlara hani biraz da sitem ediyorum yani bunun şimdi zamanı mı falan gibi. Ama kıyamet alametlerinden bir tanesi de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ve tuk arham diyor sıla-i rahim ortadan kalkar diyor. Allah Allah. Evet gitgide biz şimdi buraya doğru gidiyoruz. Yani e, aileleri küçülttük, 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 çekirdek aile dedik, çekirdeğin çekirdeği mikro. haline getirdik aileleri. Mikro elektroniğe <laughs> mikro evet. aile. Evet. Mikro aile haline getirdik ve aile dedi mi, efendim kimdir aile? Aile ve dededir, ninedir, onları da biraz yani, uzaklaştırdık. Evet. İşte babadır, annedir en fazla bunları düşünüyoruz. Çocuklarımızdır, yakınlarımızdır, torunlarımızdır, ailemiz budur. Bizim ailemiz bu mudur? Bizim ailemiz e, tam tersine, e, Kur'an-ı Kerim'deki çeşitli ayetlerde de bize bahsedilir amcalarınız değil mi? Tabi tek tek sayılıyor evet, hatta. Tek tek sayılıyor. Leysa alel ama haraç diye başlıyor ayette sayıyor sayıyor sayıyor. Ondan sonra amcalar sayıyor, dayıları sayıyor, halalar, teyzeler. teyzeler evet. Efendim bütün bunları hepsini sayıyor. Ee, bunların evlatları, bunların çocukları, geniş bir aile kitlemiz var bizim. Ee, bunlar bizi ayakta tutan değer olarak ayakta tutan şeylerdir. Bizim Türk milleti olarak bizi ayakta tutan değerlerden bir tanesi de bu ailemizdi. Ve bütün yabancılar bize gıpta ederdi. Ya bu Türk milleti neden birbiriyle kenetleniyor? Bunlar ekonomik kriz, krizlerden neden etkilenmiyor? Bunlar neden isyan etmiyorlar? Halbuki biz geniş bir aile kitlesine sahip olduğumuz için kimin ekmeği yok ona ekmek veriyoruz. Kimin suyu yok buna su veriyoruz. Kimin harçlığı yok buna harçlık veriyoruz. Efendim kimin çocuğu okuyacak onu okutuyoruz. E kimin ne ihtiyacı var efendim bu ihtiyaçlarını görüyoruz e işte zekatlarımız da bu Ramazan'daki zekatlarımızla fitrelerimizle sadakalarımızla böylece olmayan olana veriyor sadece bunlar değil komşularımız sadece bizim sılayı rahim yapmamız gereken kişiler akrabalarımız mıdır hayır bunlar aynı zamanda bizim komşularımız Cenab-ı Hak bizlere buyuruyor ve ve bihi şeyen ve bil valideyni başlıyor başlıyor sonra e, bu yakın akrabaları bitirdikten sonra ve bizil kurba ve yetame ve mesakin ve cari zil kurba ve cari cünüp yakın komşu uzak komşu iş arkadaşları değil mi hocam? Evet. E, Adam iş 30 arkadaşları... yıl çalışmış bir yerde beraber. Evet. Bir gün birbirinin bayramını tebrik etmemiş, iftarına gitmemiş. Bir gün birbirinden özür dilememiş. O onu affetmemiş. O ona teşekkür etmemiş. Hocam ne güzel söylediniz ya. Bakınız efendim bu Ramazan bize ne kazandırdı? Kendimize Ramazan'ı bir boy aynası gibi görelim. Bakalım. Daha önceki küslüklerimizi, kırgınlıklarımızı giderebiliyor muyuz? Haksız olduğumuzu bilerek muhatabımızdan özür dileyebiliyor muyuz? Yahut o bizden affını istediğinde onu affedebiliyor muyuz? Çok zor bir şey istiyoruz, değil evet. mi hocam? Evet, yapmamız gereken şey ne? Ee, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, La يَحِلَّ li muslimin an اَخَاهُ فَوْقَ fawgas Yani Ya çok manidardır. Hiçbir Müslüman'a Müslüman kardeşini üç günden fazla terk etmesi helal değildir diyor. Üç gün, bu, bu azamın süreyi gösteriyor. Hatta bunu bir güne indirenler var. Hatta bunu daha da aşağı indirip, yani bir mendil kuruyuncaya kadar, ıslak hmm. bir mendilin kurumasına kadar indirenler var bunu. E bunlar karşılaşıyorlar diyor, yel takıyan diyor Peygamber Efendimiz. yuridu dohaze ve yuridu O ona yüzünü çevirmiş, o ona yüzünü ya. çevirmiş. Yani meselemiz ne, derdimiz ne yani? Neyi paylaşıyoruz? baktığımız zaman çoğu hep dünyalık sebeplerden kaynaklanıyor. Yani hak, hukuk tanımıyoruz. Tanımaz evet. bir hale gelmişiz. İnsanlara haklarını vermiyoruz. Miras geldiği zaman mirası vermiyoruz. En çok bundan kaynaklanıyor. Kız çocuklarını yok sayıyoruz. Onları hiçe sayıyoruz. Onlara miraslarını vermiyoruz. Haklarını vermiyoruz. Efendim ailede e, en büyük benim. En büyük benim. Benim sözüm geçer. Ben her şeyi kontrol ederim. Ailede babamızdan annemizden sonra bir büyük olup da gelin ben sizin artık babanız benim. Sizin anneniz benim diyemiyoruz bunları diyebilsek ve ailede kim birbiriyle konuşmuyor kim kim birbiriyle dargın gelin bakalım eskilerimiz böyleydi gelin bakalım Tabii. sizin nerede ne derdiniz var ne sorununuz var efendim ve hayruhume ellezi yebdehu bis selam diyor peygamber efendimiz evet. sen gidip o dargın olduğun kişiye selamun aleyküm diyebiliyor musun İşte bütün vebali sorumluluğu ona attın bunu Allah diyebilmeliyiz Allah'ın Allah hayırlı kulu olabilmeliyiz Niyazi Mısri okuyordum hocam diyor ki varlık kavga eder yokluk etmez. Varlık iddiası benlik iddiası kavga eder. Sen hiç iki yokun kavga ettiğini gördün mü diyor. <laughs> ben sanırdım alem içre bana hiç yar kalmadı. Ben beni terk eyledim gördüm ki aa, yar kalmadı. Ben insanlardan hiç dostum yok. Herkes bana düşman oldu zannediyordum. Ama ben kendi benliğimi terk edince gördüm ki aslında düşman olan benmişim diyor. Hocam devam edelim. Çok teşekkür ederim. Recep Hocam sizin bir cümleniz var. İnsan insanda arınmalı, yıkanmalı, yenilenmeli diyorsunuz ya. Evet. Bu bayramı ona nasıl insanın insanı yıkamasına, yenilemesine, sulamasına vesile kılabiliriz? Onu soracağım ama müsaadenizle. Doktor Agah Terzi Hocam'a. Eyvallah. Muhterem Eyvallah. hocam, muhterem Eyvallah. efendim ne okuyacağız? Ali abi Esma Zikri ne okuyacağız? Esma Zikri. Ahmet hocamızın. Eyvallah. Hatta bir önceki eserin de derleyeni, Sivas suresinin derleyeni de Ahmet hocamızdı. Ahmet Atip hocamızdı. Ahmet'le de. Allah rahmet eylesin. Buyurunuz efendim. Allah eyvallah çok teşekkür ederiz nefesinize, teşekkür ederiz. elinize gönlünüze sağlık Sağ olun. Recep Garip Bey şair yazar ressam ee, Diyor ki efendim Ulaştığımız ve konuştuğumuz Her insanın Bizde yenilenmesi Yıkanması Sulanması yani yeşermesi gerekir Bir diriliş Muştusu içinde olmalıyız Yeni bir nefes üfler gibi Nefesimiz taze Hayata bakışımız yumuşak ve berrak bir o kadar da etkili olmalı. İnsanın insanda yıkanması bağlamında sılayı rahime. Nasıl bakalım hocam? Hocam sılayı rahimle ilgili hocam e, ayetler ve hadislerle söylenecekleri söyledim. E, yine bir hadis-i şerif gelmiş hatırlama e, aynı mahalle gelir gerçi. Efendimiz öyle buyuruyorlar. E, akrabalarıyla ilişki kesenler Allah ilişkisini keser. Allah Allah. Hocam dünyada en büyük, en büyük yoksulluk, en büyük bitmişlik Allah'ın kişiyle ilişkisini kesmesidir. Şimdi eğer bayrama girerken biz ilişki kurmamız gereken, bağlantı kurmamız gereken, ziyaret etmemiz gereken konu komşularımız ve akrabalarımızla en yakından en uzağa kadar bazen e, sorumlu olduğumuz kişileri ee, şöyle tanımlarlar. Ee, yani sokak olarak düşünüldüğü zaman 40 ev bu tarafa, 40 ev bu tarafa, 40 ev bu tarafa ve 40 ev bu tarafa diye ifade ederler. İlişkimizin olabileceği bir Bu bir, bu bir soyutlama herhalde bir hocam. Bir soyutlama. Ben Mecidiye Köyü düşünüyorum mesela. Yani öyle 40 ev dediğinizde iki buçuk milyon insan yapıyor. Yani yapılıyor. işte işte bu bize bir başka şeyi de hatırlatıyor. Aslında büyük bir ümmet ailesiyiz biz. Evet. Yani aynı zamanda koca bir ümmet ailesi olarak da ümmetin derdiyle dertlenmeye problemlerini çözmeye mecbur olduğumuz bir ülkeyiz böyle bir toplumuz Bu anlamıyla bugün bayrama doğru insanımızın tatil havasına girdiğini ve tatile doğru tatil yerlerine doğru gittiğini görebiliyoruz Evet Belki bu konunun altını çizmek lazım bu konuda insanların tatile gitme yerine Annesini, babasını, dedesini, nesini, konu komşusunu, doğup e, büyümüş oldu köyünü, kasabasını, ailesini e, ziyaret edip hürmet etmesi, el öpmesi, e, ihtiyaçlarını gidermesi icap eder ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam annesinin e, akrabalarını, babasının akrabalarını vefat edinceye kadar, dünyaların değişinceye kadar ya. onların ihtiyaçlarını görmüş, ziyaret etmiş, hal hatır sormuş. Hocam a, a, baba dostu diye bir şey vardı değil mi eski? Evet. Anne dostu diye. Ben bilmiyorum. şimdi evlatlarıma söylüyorum. Benim baba üç, dostu. Tabii benim 3-5 tane dostum var. Baba dostu olarak bunların isimlerini söylüyorum. Bunları bilin ve benden sonra bunlarınla irtibatınızı kesmeyin diye evlatlarıma söylüyorum. İfade Niye ediyorum. Niye bir menfaate mi memni bu? Ya bir menfaat mi mi? Onun üzerine mi kurulu? Niye böyle? Bu menfaatle ilgili değil. Dünyayla da ilgili değil. Öte dünya ile ilgili olan bir tarafı var bunun. Sıla-i Rahim ilgili olduğu gibi e, öte dünya ile ilgili mümin kardeşliğini kılan Allah'tır. Bizi birbirimizle kardeş kıldı. Dolayısıyla aynı anneden aynı babadan evlat olmasına doğ, doğulmasına rağmen Nuh Aleyhisselam oğlunu sahip çıkamadı. O senin sürbünden olmasına rağmen senden değildir denildi. Yani peygamber peygamber olduğu halde kendi sülbinden olana sahip çıkamıyorsa mümin olmanın getirmiş olduğu bir kuralla, sorumlulukla bizim aslında birbirine sahip çıkmamız gerektiği konusunu hatırlatıyor ayet-i kerime. Şimdi bu özür dilerim Mehmet hocam. Resul-i Ekrem'in hadislerinden birinde okudum ama özür dilerim. İstanbul. Yanılıyorsam beni bağışlayın. Estağfurullah. Hatice validemizin arkadaşlarından birisi evet. geliyor Hazreti Peygamber evet. ziyarete. O da Hırkasını seviyor değil mi altını? Evet. E, Eşinin arkadaşı. Evet. Hazreti Hatice'nin arkadaşlarına çok değer veriyordu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam. E, o kadar ki onlar geldiği zaman ayağa kalkıyordu Peygamber Efendimiz. Onlara çok ikramlarda bulunuyordu. E, bir seferinde aynen buyurduğunuz gibi e, ona e, ikram etti, hırkasını ikram etti. E, hatta e, Hazreti Ayşe annemizin de çok dikkatini çekti hmm. bu. Efendim evet. yani bu e, yani ölmüş kadında ne buluyorsun falan gibi bir benim şey gibi ya. genç bir hanımım evet. var e, dercesine böyle. Ama Peygamber <laughs> Efendimiz Aleyhisselatü vesselam işte e, tam da sıla rahim yani bir vefa evet. örneği gösteriyor. E, ey Ayşe diyor birden bire ciddileşerek. Herkes beni yalanlarken o Hatice bana Allah iman Allah etti. Allah Allah. Herkes beni terk etmişken o bana sahip çıktı Allah. diyor ee, ve Hazreti Hatice annemizin e, iyiliklerini, örnekliklerini hep birer birer hep sayıyor ve e, onun için de e, onun arkadaşlarına çok değer verirdi aleyhissalatü vesselam efendimiz. E, hatta bu sıla rahim o kadar çok e, önemli ki bir defasında bu sefer Hazreti Ayşe annemizin kardeşi Esma, e, Hazreti Esma e, bakın ne kadar bir incelik gösteriyor e, annesi e, Hazreti Hatice'nin e, Hazreti Esma'nın annesiyle Hazreti Ayşe'nin annesi aynı kişi değil yani evet. farklı anne annelere sahipler e, Hazreti Ayşe'nin annesi Müslüman ama Hazreti Esma'nın annesi Müslüman olmamış. E, müşrik e, bir gün annesi Medine'ye e, geliyor bir vesileyle ve e, diyor ki bakın sıla Rahim ne kadar önemlidir e, diyor ki Esma peygamberimize danışıyor ya Resulallah diyor e, benim annem diyor e, henüz iman etmedi diyor o müşrik ediyor müşrik bir kadındır diyor beni ziyaret etmek istiyor diyor ben kabul edeyim mi diyor. Hmm. Allah Allah. Evet, ben kabul edeyim mi diyor. Bakın ne kadar bir nezaket, incelik gösteriyor. A, annesi müşrik olduğu halde evet, izin istiyor Resulü. Evet Ekrem'de. izin istiyor. Ziyaretle ve 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 ilgili. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bakın İslam işte budur yani. Yani müşrik olsun, kim olursa olsun. Sıli'i ummek. Annenle iletişimini kesme diyor. Onu kabul et diyor. Yani şimdi bir müşrikle bile anne bile olsa bir müşrikle bile iletişimin kesilmemesini Tabii. hatta Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam e, müşrik olduğu halde akrabalarıyla ilişkilerini hiçbir zaman kesmemiştir. Savaşta karşı karşıya gelmişlerdir, birbirlerini öldürmüşlerdir, öbür taraf işte şehit olmuştur ama akrabayla iletişimi hiçbir zaman kesmemiştir. Ve Mekkeliler bir kıtlık yılında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara 500 deve yükü buğday vesaire onlara göndermiştir. Yani bize şimdi ne oluyor ki yani? Aman hocam olarak, şimdi bizim akrabalarımız kavgalı olduğumuz arkadaşlarımız müşrik falan değiller yani. Değiller değiller ya. Ama sanki biz onlara Allah'ın peygamberin düşmanı gibi muamele ediyoruz. <laughs> yani, Yıllar yani evvel o yüzden bunu örnek İstanbul'da örnek bir Şimdi ismini vermeyeyim. Bir büyük camide bir hadise olmuş. Hoca efendi caminin kürsüsünden cemaate bağırıyormuş. Ağzına geleni söylüyormuş falan. Cemaatten biri kalkmış. Hoca demiş bak dikkat et demiş. Ben Firavun değilim sen de Musa Aleyhisselam değilsin. <laughs> dikkat et ağzını burnunu kırarım. Allah Musa Aleyhisselam'a bile Firavun'a git ve yumuşak söz söyle dedi. Ha. Evet. Ben demiş senin düşman mıyım arkadaş? Ne bağırıyorsun bana sakin evet. ol. <laughs> Şimdi efendim Recep hocam bağlamı şuraya getirmek istiyorum. Yani bu gerçekten sevgi ve muhabbet, sılayı rahim duygusu, baba dostu dediniz ya, anne dostu dediniz ya, insanın insanla yıkanması. Şöyle bir resim uyandı zihnimde. Böyle suya bir taş atıyoruz böyle dalga 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 dalga. Aslında müminin, müslümanın Böyle bir gücü kudreti var değil mi? Gönlünden gerçekten coşan bir muhabbeti dalga dalga ulaştırmak kudreti. Sevgi, sevginin de e, muhabbetin de temeli Allah'ı ve Resulünü sevmek. Eyvallah. Bütün yeryüzünün yaratılış sırrı olan, alemlerin sevgilisi olan, iki canın sevgilisi olan, insin ve cinnin peygamberi olan, e, bütün alemin ve alemlerin, bizim bilmediğimiz alemlerin yaratılış sırrı olan, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmek her şeyin ötesinde. Dolayısıyla eğer birbirimizi sevebiliyorsak, birbirimize baktığımızda güzel cümleler kurabiliyorsak, sevgi cümleleriyle çocuklarımıza, evlatlarımıza, eşimize, dostumuza, hanımımıza, yaranımıza bir ifade bulunuyorsak Allah Resulü'nden kaynaklı, onun sevgisinden kaynaklı, ondan bize sirayet eden tarafıyla aslında merhamet ve şefkati öyle yaymaya çalışılıyor. Bunu, bunu, bunu bir defa göz ardı etmemek icap ediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, yaratılışındaki bu e, bütün alemlerin e, kucaklayan o hali aslında herkes olan merhametinin bizim en yakınlarımıza göstermemiz gereken merhameti e, Ramazanda e, oruç tutarken kavgayı genel itibariyle bırakıyoruz, tartışmayı genel olarak bırakıyoruz. Aslında azarlamayı genel olarak bırakıyoruz. Ve ma'eseller ki ayeti bağlamında söylüyorsunuz değil mi? Evet. Biz seni alemlere yani rahmet olarak gönderdik. Rahmet olarak Tabii. gönderdik. Tabii. Onu sahiplenmeyi kastediyorsunuz. Tabii ki. Anladım. Yani insin ve cindin peygamberi olan peygamberin yaklaşım tarzı aslında mümine de o tarzın sirayet etmesi gerekiyor. Biz merhametle elimizden, dilimizden kimsenin bizden zarar görmemesi lazım. Peki o zaman herkes kendisini değerlendirsin. Yarın sabahleyin bayram. Bayram namazına giderken herkes boya abdesti alacak, herkes ya, temizlenecek, ya. herkes koku sürecek, herkes tekbirlerle evinden Uşumuzu çıkacak, tebessümle yola çıkacağız, karşılaştığımızda muhabbet edeceğiz, selamun aleyküm diyeceğiz, e, nasılsın iyi misin diye halaftir edeceğiz, bayramın mübarek olsun diyeceğiz. Bir şenlik havası içerisine gideceğiz çünkü Allah bayramı bize hak edilmiş bir hak olarak veriyor. Yani oruç bizi bayrama götürürken hak edilmiş bir hakkı kutlamak üzere götürüyor. Biz burada Doğu Türkistan'ı unutuyor muyuz? Yok. Elbette ki unutmuyoruz. Gazze'yi unutuyor Uutmuyoruz, muyuz? Asla. Elbette ki unutmuyoruz. Keşmir'i unutuyor muyuz? Asla. Elbette ki unutmuyoruz. Yani Endülüs, Semerkant aklımızdan gidiyor mu? Unutmuyor. Afrika gidiyor mu? Gitmiyor. Ama ve lakin Allah'ın Resulü'nün ve ashabının yaptıklarını yapmaktan uzak durduğumuzu ifade etmek lazım. Hazreti Bilal Habeşle Bilal Habeş Hazretleriyle beraber bir bayram namazından sonra efendimiz çıkıyorlar. Birlikte kadınların bulunduğu bir topluluğa geliyor. Allah Resulü onlara selam veriyor. Halater ettikten, bayramlaştıktan sonra diyor ki: "Sizin için sizin için hayırlı olan bir şey söyleyeyim mi?" Söyle Allah Resulü diyorlar. Hanım topluluğu söylüyor. Bayram namazına Müslüman hanımların tamamı namaza giriyor. Hatta bayramlı olmayanlar diyor ki komşusunda Müslüman bir kadından diyor bir yeni bir kıyafet alsın onunla birlikte cemaate gelsin buyur Allah Resulü. Hatta adet adet görmüş, hasta olmuş olan kadınlar da uzak durmasınlar. Onlar da gelsinler şu kenarda diyor. Dursunlar, beklesinler. Bizim duamıza, zikrimize onlar da iştirak etsinler. birlikte el kaldırsınlar, amin desinler diye Allah Resulü. Evet. Bakın e, Hz. Bilal Efendimizle birlikte geldiklerinde kadınlara selam verdikten sonra sizin için hayırlı olan bir şey söyleyeyim mi? Söyle ey Allah'ın Resulü diyorlar. Sizin için Allah'ın hayırlı olan şey diyor sadaka verin diyor. Sadaka da cömert olun diyor. Bu sözün üzerine Allah Resulü bunu söyledi diye hocam yüksüğünü çıkarıyor, küpesini çıkarıyor. Üstlerinde başları ne varsa onlara hediye olarak Allah Resulü'nün bu sözünü teyit etmek için onu, yani Allah Resulü buyurdu biz bunu yerine getirelim diye. O zaman bizim, bizim bütün kadınlarımızın, bütün kızlarımızın, bütün kadın yani kızlarımız, gelinlerimizin hocam bu sohbeti dinleyenler bir düşünsünler. Yarın bayramda açılarımız var, açıklıklarımız var, kusurlarımız var. Kusurları affetme zamanı, bayramlaşma zamanı, kucaklaşma zamanı. Hocam. Mesela hocam, siz söyleyince hatırladım. Biz hep belayı defetmek için sadaka veririz ama bir kırgınlığı bir ayrılığı hiç bela olarak görmeyin. Sanki akrabanla, annenle, babanla, kardeşinle kırgınlık yeteri kadar bela değilmiş gibi. Bela değil mi hocam bu? Hocam Kesinlik bela ta tabii ki bela. Niye bunları def etmek için sadaka vermeyi düşünmeyin? Hocam e, şöyle buyuruluyor. E, büyüklerden dinlemiş olduğumuz. Bir size bir hastalık geldiği zaman, size bir hastalık geldiği zaman önce sadaka verin, sonra doktora gidin. Evet. Niye? vücudun bir sadakası var, rahatsızlığı varsa o rahatsızlığın giderilmesi için Rabbimiz'den bir münacatta bulunuyoruz sadaka vermek suretiyle. Kur'an'da Hz. Peygamber'le görüşmek üzere öyle bir emir verdi değil mi hocam? Hz. Peygamber'le görüşmeye gitmeden evvel sadaka, sadaka verilmesi. verilmesi emrediliyor. Hatta bunu ilk uygulayan da Cenab-ı Ali Kerem Allahu ve Ya Efendimiz. eyyühellezine amanu izâ nâceytumur rasûle fakaddimû beyne yedeyne civâkum sadaka Ey iman edenler, Peygamberle görüşmeye gitmeden Allah önce sadaka Allah. veriniz diyor. E şimdi bu ayeti nasıl anlayacağız hocam? Evet, bugün nasıl anlayacağız? Tamam, meali okuduk, siz evet. verdiniz. Ya nasıl bura, anlayalım bunu? Şimdi burada e, sadaka, yani her bir şeyde vermeye teşvik var burada. Yani o Peygamberle siz konuşmayın falan değil. Yani onu bile Peygamberle konuşmayı bile burada sadakayı vesile kılıyor bu. Yani manevi bir kıymet ortaya evet, konuyor. Mehmet Hayır, hocam müsaadenizle. Estağfirullah. Hocam, Allah Resulü'nün ihtihalinden sonra, dünyayı değişmelerinden sonra ashab-ı kiram kendi aralarındayken hadi gel Resulullah'a gidelim diye ifade ederlermiş. Hmm. Haydi gel Resulullah'ı ziyarete gidelim. Yani Resulullah'ı ziyarete giden, Resulullah'ı anan, yani Ya Rabbi dediğimizde buyur kulum diyen, Rabbimiz biz selavat getirdiğimizde Allah Resulü bizden haberdar olmuyor mu? Amen ne oluyor? Evet. Dolayısıyla bunu idrak ederek ayet-i kerime nasıl işte Allah Resulü ziyarete giderken gitmeden sadaka verin. Yani bunu ayetlerin geçici ge geçici olmadığını, ayetlerin kıyamete kadar bütün ayetler hükümlerini icra ettiğini veya bir başka ayet-i kerimeyi hatırlayalım isterseniz. Buradan Hucurat Suresi'nde Allah Resulü'nün huzurunda seslerinizi yükseltmeyin. <laughs> Tabi sesinizi <laughs> yükseltmeyin. Amelleriniz zayi olur, boşa gider de farkında olmazsınız. Peki biz bu ayeti bugün nasıl anlayacağız? Sayın hocam. Evet nezaket kurallarını öğretiyor bize. Tabii. Büyüklerimizin yanında, dedelerimizin yanında, babalarımızın yanında, hmm. alim hocalarımızın, üstadlarımızın yanında, sevdiklerimizin yanında, hürmet ettiğimiz, elini öptüğümüz, yani sırtımızı dönerek gitmediğimiz büyüklerimizin huzurunda ya. hocam onlar Allah Resulü'nün varisleri değil mi? Ya. Bir o zaman sesimizi yükseltmememiz gereken hususiyetler de kendiliğinden hmm. belirginleşiyor. Bayram sevinç günü, kucaklaşma günü, coşku günü, Hocam dün gece teravihte Mimar Sinan'a gittim. Ateşehir'de İstanbul'da. Amin. Ateşehir'de güzel bir teravih kıldım. Ve oradan Diyanet yayın evi orada hemen alt katta var. Gittim hocam. Oradan epeyce bir kitap aldım. Say, saymadım. Belki 40-50 civarında kitap aldım. Maşallah. Hocam bu kitapların hepsini çikolatası benden. Para ikramiyesi de benden hocam. Benim ziyaretime gelen <laughs> diş kirası olarak kitap da <laughs> hediye güzel. edeceğim hocam. Ne güzel. Bravo. Bunu hatırlatmak için ifade ettim. Aklıma geldi. Bravo. Şimdi söyleyelim ki Ne güzel. Yani unutursak söylenmemiş olmasın. Yani biz elbette elbette hocam çikolata verelim, şeker verelim, para verelim, harçlık verelim. Doktorlar ama, şeker vermeyin diyorlar tabii. Verelim hocam. Vereceğiz tabii yani. Bundan kaçamayız çocuklara Şeker hastalarına vermeyelim. Fakat Recep Garip hocamızın bir özgün armağan, hediye fikri var. Eyvallah. Ee, yani benim haddim değil siz benim ama aşk olsun yani size. Ben şöyle öğrendim hocam. Müslüman özgün iyilikler kurabilendir, geliştirebilendir. Özgün iyilikler, orijinal iyilikler. Çok teşekkür ederim. İstanbul hocam. Tabii Mehmet hocam şeyi sormak isterim. Hakkınızı hocam helal edin araya girmiş olduk. Sohbet oldu. ediyoruz hocam. eyvallah, eyvallah, eyvallah. Bu e, sayın başkanımızın... burada diye düşünüyorum. Eyvallah. Sayın başkanımızın bir bayramda camilerde buluşup hep beraber dua edeceğiz çağrısı var onu soracağım ama şimdi efem doktor Agah Terzi hocamızla bir aylık birlikteliğimizin son eseri olacak inşallah evet. 30 gün... Çok sağ olunuz yahu ben, Allah, razı ben, Allah razı olsun Allah sesinize soluğunuza zeval vermesin Hanı isadetinize annenize babanıza eşinize dostunuza meddahlar övülmüş biliyorsunuz Selam ve hürmet ederiz cümlemişim. büyüklerin ellerinden küçüklerin gözlerinden öperiz Aynen. Efendim bir ay geçirdik beraber. Güzel. Evet. Maşallah. Birbirimize Peki. hayırla yad etmeyin. Biraz evvel baba dostluğundan bahsettiğimiz gibi. Eyvallah. Peki hocam ne okuyacağız son olarak? Bir bayram ilahisiyle. Evet. serimize veda edelim. Şarabı aşkını nuş ettir ya Rabbim. İçelim imanla bayram İmanla İm, bayram edelim. Muzaffer Ozak Efendi'nin değil mi Evet, Sözde Güfte e, Muzaffer Ozak Efendi'nin, bestede Hakan Alvan'ın. Bu arada esere geçmeden önce de yapımda, yayında, sette, rejide, e, ma teknik masada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Köşede çiçeklenen bir ağaç var Eyvallah. onu unutmayalım. <laughs> <Sürçü> lisan giysek. <laughs> o çok, ömür, o çok <laughs> umut verdi bize. Eyvallah. Çiçeklenmeye devam etsin inşallah. 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 Bu arada ben de Volkan Bey'i anayım müsaadenizle. Bizim bütün bu sevgili seyirciler hem iftar programının hem savur programının bütün teknik işlerinin sorumlusu bir gizli kahraman var Volkan Bey. Çok teşekkür ederiz. Ona biraz evvel dedim ki dışarıda herkese açıkça teşekkür edeceğim ama senin ismini anmayacağım dedim. Eyvallah. <laughs> Allah razı olsun dedi. <laughs> <Teva> <laughs> Şaka yaptım tabii. Tevazuyla teva teva güzel bir şey. <laughs> evet evet çok teşekkür ederiz Volkan kardeşimize de. Buyurunuz efendim. Evet. Doktor Agah Terzi'ye çok teşekkür ediyoruz sevgili seyirciler. Yalova Üniversitesi evet. Türk Din Musikisi'nde hoca İlahiyat Fakültesi'nde değil mi efendim? Evet hocam. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Allah oldum. razı olsun. Türk lisan, şey etmişsek affımızı de. istirham ederiz. Yolunuz açık olsun lütfen. Amin inşallah. Kıymetli ses, sazlara da çok teşekkür ederiz. Çok sağolunuz arkadaşlar. Evet. Efendim iftarı beklerken programına devam ediyoruz. Ankara iftarı için herhalde bir 15 dakikamız kaldı. Mehmet Hocam geçen sene bendeniz de ehli kitaptan oldum. <laughs> bir arkadaşımla beraber Reci burayı görebilir mi? Bakınız efendim şöyle bir fantastik roman yazdık. Cabulka yokluk göğünün kuşlarında kanat olmaz. Feriduddin Attar'ın mantık Tayrı'ndan yola çıkarak efendim yeniden düzenlediğimiz, <laughs> yazdığımız bir eser. İnşallah beğenirsiniz, eksiklerimizi, kusurlarımızı bağışlarsınız. Mehmet Hocam, Hayırlı Sayın olsun. Allah razı olsun. Ee, Diyanet İşleri Başkanımız bizi bayram namazına çağırdı. Bu arada eseri Setamirimiz, amirimiz, stüdyo şefimiz Muğla'lı Zeynel Aykaş kardeşim için getirdim. Onu belirteyim programdan sonra vereceğim. Sayın Başkanımız bizi bayram namazına çağırdı. Bütün Türkiye'yi, herkesi orada birlikte dua edeceğiz dedi. Birlikte bayram etmenin biraz evvel Sayın Recep Karip hocamız... Bir, birkaç formülü verdi, siz de verdiniz. Biri de bu. Ama şöyle bir gerçek de var. Yani belki işte yarın sabah tekrar camilerde çok büyük bir cemaat bir araya gelecekler. Ama Ramazan'ın bitişiyle camilerde biraz boyun bükük kalacaklar. Bu da bizim realitemiz. Evet, bu konuda bizim sizden bir şeyler duymamız lazım. Bize bunu tekrar hatırlatmalısınız. Bunu samimiyetle söylüyorum. Camiyi başka türlü ve daha çok görmeliyiz, anlamalıyız. Ne dersiniz bu hususta? Evet, e, bu çağrı hakikaten güzel bir çağrı. E, millet olarak bayram, bayram etmek, toplum olarak bayram etmek, e, buna çok önem vermeliyiz ve e, bayramın içini doldurmalıyız. Yani bayram gerçekten bir bayram gibi olmalı. Burada hemen hatırıma şöyle bir şey geldi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün insanların sevinç içerisinde olmalarına o kadar bir önem verirdi ki böyle bir Müslümanda az bir zayıflık gördüğü zaman çaresizlik, acizlik, yoksulluk, fakirlik falan böyle gördüğü zaman adeta içi sızlardı. Bir seferinde Mescid-i Nebevi'ye bir heyet geldi ve bu insanlar o kadar bir çok fakirdiler ki deriden elbiseler yapmışlar kendilerine ve boyunlarından böyle geçirmişler sadece bu elbiseleri. Yani bizim gibi şimdi ben bunu düşündüğüm zaman yani gerçekten büyük bir mahcubiyet duyuyorum. Gardıroplarımızda kaç takım elbiselerimiz var hangisini giyelim falan diye efendim hangi kravatı takalım hangisi uyum sağlamış biz bunlara önem verirken e, onların böyle deriden yapılmış bir e, şey üzerlerine geçirmişler elbise denmez buna aleyhissalatü vesselam efendimiz buna çok üzüldü gözleri doldu adeta ve insanlara hemen dedi ki sadaka verin dedi sadaka verin. Ey insanlar sadaka verin. Dedi. Şu kardeşlerimizi görüyorsunuz. Ve sahabe-i kiram hemen gittiler. Ellerinde avuçlarında ne varsa Kimisi efendim buğday getirdi, kimisi yüzüğünü getirdi, kimisi küpesini, Hanım hanımefendiler böyle. Ve iki yığın, iki yığın aynen böyle bir sadaka birikti. Ve Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunu görünce o yüzündeki üzüntü, hüzün gitti, yüzü ay gibi parlamaya başladı. Hmm. Evet bizler de şimdi sıra bizde diyorum yani ben böyle diyorum sıra bizde diyorum. Şimdi Gazze'deki kardeşlerimizi düşünüyoruz. Bir hanımefendi dinledim kıymetli hocam diyor ki bizim için Ramazan olmadı ki bayram olsun diyor. Evet. işte bizim için Ramazan olmadı ki bayram olsun diye bu kardeşlerimizi görmemiz gerekiyor, gözetmemiz gerekiyor. Diğer taraftan Doğu Türkistan, onlar da tabii ki çok içler acısı. Yani e, maalesef küffar her taraftan bizi kuşatmış ve çok aciz ve çaresiz bir duruma düşmüşüz. Burada tabii ki bütün dünyaya da Müslümanlar olarak bir mesaj vermemiz de gerekiyor. Bu da nedir? Aynen Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde olduğu gibi lütfen bu bayrama eşlerimizle çoluk çocuğumuzla birlikte gelelim eğer camilerimiz müsaitse. Bayram namazına. Evet bayram namazına. İşte başkanımızın çağrısı da budur. Bu şekilde gelelim ve artık camilerimizi kadınlarımızın ve kızlarımızın da bayram namazına gelebilecekleri şekilde bu hale getirelim. Yani onları camilerden uzak tuttuğumuz yeter artık, yeter. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam ne buyuruyor? Biz bu peygamberin ümmeti değil miyiz? O bu seslenişini bize yapmadı mı? La temna'u ima allahi el mesacid. Allah'ın kadın kullarını mescitlerden alıkoymayın diyor. Biz mescitleri öyle bir hale getirmişiz ki bir kadın cuma namazına gelse kadının burada ne işi var? Kadının teravih namazında ne işi var? Kadının cuma namazında ne işi var? Şimdi bir kadın bayram namazına gelse herkes bakar Allah Allah bu kadın acaba psikolojik sorunu mu var? Niye gelmiş bu buraya camide ne işi var bunun? Biz camileri bu hale getirmişiz. Peki Peygamber Efendimiz Recep Hocam ne güzel ifade buyurdular. Bütün kadınları, genç kızları hepsini davet etmedi mi bayram yerinde? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bayram namazlarını dikkat buyurun Mescidi Nebevi'de kıldırmamıştır. Nerede kıldırmıştır? Açık alanda, sahrada kıldırmıştır. Hmm. Neden? Çünkü musalla, oraya musalla demekten. evet musalla orada kıldırmıştır. Neden? Çünkü e, bazı muayyen gününde olup da gelemeyen kadınlar, kızlar olabilir diye mescitte değil musallada kıldırmıştır. Açık alanda kıldırmıştır. Ve orada hepsi gelmişlerdir. Bayrama iştirak etmişlerdir. Bizim de bayrama bu şekilde iştirak etmemiz, milletçe bayramlaşmamız gerekiyor. Ve bu aynı zamanda bir birlik gösterisidir. Ümmetçe bayramlaşma. Evet ümmetçe bayramlaşmadır. Cuma bir birlik gösterisi değil midir? Eyvallah. İşte biz maalesef bu birlik gösterisini yapamadığımız için düşman bizimle böyle oynuyor. Ya. Eğer biz bu birlik gösterisini düşmana ispat etmiş olabilseydik böyle bir şey başımıza olmayacaktı. Düşman da biliyor ki evet. Müslümanlar kimsesiz, sahipsiz, kimse onlara yardım edemez. Biz de aciz durumda olduğumuz için de Cenab-ı Allah maalesef bize yardım etmiyor. Çünkü sorumluluklarımızı yerine getirmiyoruz. Cenab-ı Allah'ın bir ifadesi gerçekten içimi ürpertiyor. Diyor ki etahşevnehum siz o düşmanlardan korkuyor musunuz? Tallahu hakku an taqşavhu in kuntum Siz müminlerseniz korkulmaya layık olan Allah'tır. Yani siz Allah'tan benden korkun. Neden düşmanlarınızdan korkuyorsunuz? Evet biz işte düşmanlara da aynı zamanda biz buradayız. Efendim bir birlik, beraberlik halindeyiz diye onlara da evet. bir mesaj vermemiz gerekiyor. Şimdi zaman. Aytunç Altındal merhum vardı malum halinde. Allah, Allah rahmet eylesin. Onun bir programında bir tartışma var. İngilizce bir esaslı sözlükte Union sözcüğünün anlamının karşılığını Muhammediyin, Muhammedi olmak. İngilizce'de birlik sözcüğünün karşısında Muhammedi olmak yazıyor. Tabii Allah tevhide, birliğe merhamet ediyor. Güçlü, kudretli olanlar, birlik sahibi olanlar. Biraz evvel Recep Garip Hocam siz bu tatil konusuna değindiniz. Belki yanlış anlaşılmış olabilir o. Siz insanlar tatile gitmesini demiyorsunuz, tatil yapmasın demiyorsunuz. Ancak dini, manevi bayramları, günleri bir tatil eğlencesine dönüştürmekle ilgili bir altını çizdiğiniz husus var. Mehmet Hocam az önce ifade ettiğin arasında biz büyük aileyi Türk ailesi büyük bir ailedir. Ee, ve Avrupa ülkelerinde, üniversitelerde örnek, aileye örnek olarak, Türk ailesinin örnek olarak verildiği dönemleri biliriz. Bu şimdi giderek e, ifadenizde, ikinizin de ifadesinde, e, büyük aile aileye dönüştü. Aile küçük aileye, e, arkasından sadece karı koca haline geldiler. Yani evlenen oğlunuz, gelininiz, birlikte tatile gidiyorlar. Oysa gitmeleri gereken yer annelerinin ve babalarının, dedelerinin ve ninelerinin yerleri ve kabristanların ziyaret edilmesi icap ediyor. Yani geleneğimiz olarak toplumlar kendi kültürleriyle yaşıyor, gelenekleri ve görenekleriyle yaşıyor. Özellikle Türklerin Müslüman olmasıyla birlikte gelenek ve göreneklerinde Kur'an ve sünnete mugayir gelen, aykırı gelen, ters gelen ne varsa onu terk etmişler. Genel itibariyle baktığımızda bu böyle. Bundan kaynaklı bizim ee, büyük aile hukukumuzu yerle bir etmeye yönelik yapılan çalışmaları evet. çok ciddi noktada masaya yatırmaya, buna karşı çok ciddi bir duruş ortaya koymaya mecbur olduğumuzu hatırlatmak lazım. Bunun için e, elbette ki Müslümanlar da dinlenmelidir. Müslümanlar da mesire yerlerine gitmelidir. Müslümanlar da tatil yapmalıdır. Tatil atalet kökünden değil mi? Ama velakin, ama velakin, çok özür dilerim. Ama velakin Tatil kavramı müminin hayattan çok fazla mevcut olan, var olan bir hayat değildir. Dünya müminin zindanıdır buyurdu Allah Resulü. Biz müminin zindan olarak bize ifade edilen dünyayı biz cennet haline getirmeye çalışırsak İslam çizgisinin dışında bir hayata doğru yolculuk yapmış oluruz. İslami hayat bize aslında dünyanın içinde bulunduğumuz halde dünyanın kalbimizin içine girmemesi gerektiği konusunu öğütlüyor. Öğretmek için gayret ediyor. Yani dünyayı kalbimizin içine sokmayacağız. Allah ve Resulünün makamı orası. Ben hiçbir yere sığmam. Ama mümin kolumun, kolumun kalbine ee, sığarım diye buyurdular. O zaman kalp kalp kırmak, gönül kırmak, gönül incitmenin ne kadar sıkıntı olduğunu buradan anlamak lazım. Onun için tatili yapsınlar, yapmasınlar demiyoruz. Denize gitsinler, gitmesinler, yaylaya gitsinler, gitmesinler demiyoruz. Ama Ramazan ve Kurban Bayramı dini bayram olarak bize verilmiş olan iki tane bayram var. İd diye ifade edilen, İdiye diye edebiyatımıza geçmiş olan naatların yani kasidelerin yazılmış olduğu ilahilerin bestelendi, az önceki dinlemiş olduğumuz evet. ilahiler de dahil bayramiyeler de dahil olmak üzere bütün bunların hepsi aslında bizi birlik içerisinde yek vücut eden tevhid eden ee, ümmetin birliğini ve vahdetini oluşturan bu anlayışı aslında bizim bu bayramlarda daha çok tesis etmemiz gerekirken bir de şöyle bir husus var değil mi hocam? Şimdi bu Gazze diyoruz, Filistin diyoruz ya. Yani işte boykotlar yaptık kendi çapımızda. Allah herkesin emeğini bereketli eylesin, kabul etsin. Amin. Ama şu olabilir mi mesela dinleyenlerimizden bu tatile niyetli kimseler? Yahu elimizden bir şey gelmedi ama hiç olmazsa Oradaki kardeşlerimizin halini görerek bu sene bir kendi zevkimizden, keyfimizden vazgeçelim, tatile gitmeyelim diyebilirler. Bu bayramları, bayramları Ramazan ve Kurban bayramlarını, tatil kaç gün olursa olsun, devletimiz bize Sıla-i rahimi doğru dürüst yapalım diye, akrabalarımızı görüp gözetelim diye, ziyaret edelim diye, hal hatır edelim, hastaları ziyaret edelim diye, işte kabristanları ziyaret edelim diye, bize bir imkan veriyor ve tatili üç gün ve 4 gün olan Kur, kurban ve Ramazan bayramlarındaki bayramın bize verilmiş olan hak olarak e, devlet bunu cumartesi, pazar, pazartesi, salı evet. bazı denk gelen günlerle 8-10 günlük tatiller gün e, yapıyor. 9 günlük şimdi tatildeyiz. Do, 9 günlük bu bayram tatilini biz başka yere gitmeyelim. Ailelerimize gidelim, köylerimize gidelim, kasabalarımıza gidelim ki bayram esenliği içimizde olsun, bayram sevincini yaşamış olalım, birbirimizin yarasını saralım. Birbirimize hediye verelim. Yani fakirlerimizi, yoksullarımızı görelim. Evet. Öksüzlerimizi doyuralım. Baba yetimlerimizin, Tabi yetimlerimizin başını okşayalım. Bir şey evet. yapalım yani bunu yapmamız icap eder. Hocam kabristan ziyareti dedi Recep Garip hocamız. Kabristan ziyareti var mı? Evet. Eyvallah. Nasıl evet. var? Ee, şimdi Öğrenmek bu, için soruyorum. Evet. Buna geçmeden önce izin verirseniz bir İstanbul. cümle ilave etmek isterim. Lütfen efendim. Açısından. Lütfen. Tatil dediğimiz zaman anayı babayı ve büyükleri tatil etmeyelim. Ya güzel. Evet. Onları tatil etmeyelim. Tatili onları ziyaret etmek için kullanalım. Anladım. Onların Bunları yanında geçirerek. Evet. Eyvallah. Evet. Şimdi e, ne gariptir ki boykot dediniz. Allah razı olsun. Teşekkür Sağ ediyorum sizler. Ben teşekkür ederim efendim. Boykot dediniz. Bizim insanlarımız Yunanistanlı bakanlar diyorlar ki siz İsrail'i anlamıyorsunuz. Biz İsrail'le beraberiz. Biz İsrail'i anlıyoruz diyorlar. Ve bizim insanlarımız kuyruk olmuşlar Yunan adalarına gitmek için. Paralarımızı, dövizlerimizi İsrail'le birlikte hareket eden bu Yunanlılara vermek için kuyruk olmuşlar. Ben bundan büyük bir üzüntü duyuyorum, teessüf ediyorum aynı zamanda. Evet, şimdi sorunuza geçelim. Evet, kabir ziyareti hocam. Kabir ziyareti e Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor Aleyhisselatü ki kabirleri ziyaret edin. Çünkü kabirleri ziyaret size ahireti hatırlatır. Amin. Evet. Buyuruyor. Dolayısıyla e e, bizler e, kabirleri ziyaret edeceğiz ve oradan ibret alacağız. Bu insanlar babalarımız, dedelerimiz, ninelerimiz, akrabalarımız, komşularımız efendim onlar da yaşıyorlardı bizim gibi ama şimdi bunlar toprağın altındadırlar diye biz onlardan ibret alacağız ve orası için hazırlık yapacağız değil mi? Mutu kabla ente ölmeden önce ölünüz düsturunca bir hazırlık yapacağız ve orada gideceğiz hem onların kabirlerini düzelteceğiz, tespih edeceğiz, icabında sulayacağız, çiçek dikeceğiz ve onlara aynı zamanda Kur'an-ı Kerim okuyacağız efendim Yasin-i Şerif, Tebareke-i Şerife, Süveri celililer. ve dua edeceğiz onlar için aynı zamanda. E bunlar bizim değerlerimizdir, kültürlerimizdir. Evet. Efendim bunların ölüleri faydası var mıdır yok mudur? Elbette bunların bir ölülere faydası vardır. Genişleri Yüksek Kurulumuzda zaten bu görüştedir. Evet. Efendim, okuduğunuz... Duydunuz mu efendim? Ölülere faydası vardır. Dinişleri Yüksek Kurulumuz bu görüştedir dedi Sayın evet. Uzmanımız. Evet. evet. Din İşleri Yüksek Kurulumuz her bir bu konuda gelen sorulara bu cevabı vermektedir. Bunların ölüleri bir faydası vardır. Bir kimse sevabını ölen kişilere bağışlayabilir. Bunu kabristanda da yapabilir, evinde de yapabilir. Allah her zaman bize her yerde yakındır. Amin. Cenab-ı Allah bize her yerde. Yakındır. Ben kabir ziyaretlerinde çocukların götürülmesini önemsiyorum. Sayın hocam. Evet. Bu çocuklar şimdi bu mikro elektroniğin bu yeni biçimlerin içinde e, dünyada 900 milyon aboneli bir oyun var. Orada birbirleri vuruyorlar öldürüyorlar ama gerçekte kabir kabristan mezar mezarlık ölmüş büyükler buyurduğunuz gibi onların halleri hatırları hayatları hiç gözlerinin önünde yok. O yüzden aklı erebilecek 6-7 yaşından sonraki çocukları anneler babalar ellerinden tutsalar kabirlerin başlarına gitseler. Kabirleri beraber temizleseler, Aynen. otunu çeri, çöpünü koparsalar, ekseler, dikseler. Orada bir de buyurduğunuz gibi Fatiha-i Şerif, Yasin-i Şerif okusalar. Benim mesela çocukluğumdan, büyüklerimden hatımdan kalan budur hocam. Rahmetli dedemin yattığı bir gülgen ağaçlarını serinlettiği bir kabristan vardı. Böyle giderdik validemizle, pederimizle. Öyle huzurlu bir yerde ki insanın canı ölmeyi isterdi yani Daha doğrusu ölüm sıcak bir şey olarak gelirdi bize O yüzden çocuklarınızı götürün efendim Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanımız Mehmet Kapukaya hocamızla beraberiz Yazar, şair, ressam, programcı ve eski vekil Recep garip hocamızla beraberiz Ankara için iftar vaktine geldi efendim Allah kabul etsin Biz Ankara iftarından sonra da burada sohbetlenmeye devam edeceğiz Ey gökleri, yeri ve içinde bulunanları bizim için yaratan Rabbimiz. Seni tüm noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Tüm övgüler, tüm yakarışlar, tüm yönelişler sanadır. Tövbelerimizi kabul eyle. Ey bizi engin rahmetinin kapısı olan Ramazan ayına ulaştıran ve bağışlanmamız için bize içinde nice fırsatlar sunan Rabbimiz. Allah ve melekleri şüphesiz peygambere salat ediyorlar. O halde ey iman etmiş olanlar, siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle selam verin buyurmaktasın. İşitiyor ve iman ediyoruz ömrümüze rehber olarak gönderdiğin iki cihan serveri Peygamber Efendimiz'e salatu selam olsun. Ya Rabbi, senin rızan için oruç tuttuğumuz şu mübarek ayında bizleri taksim edeceğin her hayırdan, gidereceğin sıkıntıdan, koruyacağın musibetlerden en çok nasiplenen kullarından eyle. Ramazan ayını takvaya ulaşmamız için... Bize bir arınma fırsatı olarak sunan Rabbimiz sorumluluk bilincimizi arttır. Daha iyi bir kul olabilmemiz için basiretimizi aç. Kalbimizi tüm kötü niyetlerden temizle. Bizi iftarlara ulaştırırken günahlarımızdan arınmış olarak orucumuzu açmayı nasip eyle. Biz insana kaldıramayacağı şeyi yüklemeyiz diye buyuran Rabbimiz. Bizleri korkularımızdan, kaygılarımızdan, hastalıklarımızdan emin eyle. Görünür görünmez her türlü kazadan, beladan, afetlerden, kem sözden, kötü gözden muhafaza eyle. Bizleri sınandığımız şeylerden Başarıyla çıkan kullarından eyle. Tuttuğumuz oruçların hikmetine ulaştır bizi. Ey her şeye gücü yeten Rabbimiz. Dünyanın çeşitli yerlerinde zulüm altında olan kardeşlerimize yardım eyle. Tüm zulümlerin son bulması için İslam ümmetine feraset ver. Doğu Türkistan'ı, Gazze'yi bu Ramazan ayı hürmetine muzaffer kıl. Bize yeniden bir Kudüs zaferi nasip eyle. Ey kendisine yönelenleri mahcup etmeyen Rabbimiz! Bu toprakların bizlere ebedi yurt kalması için hayatlarını feda eden aziz şehitlerimize engin rahmetinle merhamet eyle. Bize hakiki bir Müslüman kardeşliği, birliği nasip eyle bin aydan daha hayırlı bir geceyi ömrümüze seren Rabbimiz. Bizleri kadir kıymet bilen kullarından eyle. Sana iyi ihlaslı bir kul, Habibine layık bir ümmet olmamızı nasip eyle. Huzurunda yaptığımız tüm dualarımızı dergahı ilahide kabul eyle. Amin. Efendim Allah kabul etsin oruçlarımızı dualarımızı, dileklerimizi bu vakitlerde mutlaka aramızdan amelleri hakka makbul kimseler vardır. Ayrıca yek diğerimize, ötekimize dua etmek Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam efendimizin hocalarımızdan öğrendiğimiz bir hadisi şerifine göre günahsız ağızla dua etmek gibidir. Şimdi efendim biz programa devam ediyoruz. Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanımız Mehmet Kapukaya hocamızla ve yazar, şair, ressam Recep Garip Bey'le biraz evvel içeride Cemi bugün kullanan Cihan Gümüş dedi ki 11 ayın sultanı diyoruz dedi. Evet dedim. Niye hep iç içe olmuyoruz? Mevlana'nın bir beyti geldi aklıma. Kurbi Sultan ateşi suzan büvet diyor. Sultana yakın olmak zorlukla iç içe olmaktır. İnsan her daim sultanın huzurunda bulunmaya tahammül de edemez. Değil mi hocam? Zor. tabii evet. O yüzden bir ay takdir ediliyor. <laughs> evet. Peki efendim şimdi yarın saat 9.30 ila 12 arasında Diyanet Televizyonu ekranında bir bayram özel programı yapacağız. Koca Fatih, Fatih Koca hocamız ve ben Deniz bu programda size eşlik edeceğim. Bayramın ilk saatlerinde, ilk vakitlerinde Strateji Geliştirme Başkanımız Mustafa Irmaklı Bey, Profesör Doktor Turan Karataş Bey, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanı Profesör Doktor Saffet Kartopu ve Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gönüllülük Hizmetleri Müdürü Fatma Haral Efe program konuklarımız olacaklar ama İknur Çelikel Hanım da herhalde bir son bölümü sunacak reji doğru mu doğru biliyorum değil mi peki İknur Hanım bu sene bizim bereket vaktini de sundu bir süre hafta sonları çok teşekkür ediyoruz İknur bacımıza Hocam şimdi halen fitresini vermeyenler var mıdır bu saatlerde versinler mi? Evet e, muhtemel ki fitresini vermeyenler olabiliyor hatta bazen bayram günü bile fitresini vermeyenler olabiliyor onlara bir çağrı yapalım e, fitrelerini versinler tabii ki e, en geç bayram namazına kadar fitrelerini vermeleri gerekir nasıl versinler? Evet, artık, lirayı, artık mi? kolay tabii. 130 lira. Kişi e, başına? Kişi başına 130 lira. Bu tabii ki en düşüğü. E, burada tabii ki ne ne diyoruz? E, kişinin aylık ortama ortalama harcaması ne kadarsa bunu günlüğe bölerek bu şekilde vermesinin daha doğru olacağını, isabetli olacağını söylüyoruz. E, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, bayram namazına kadar bu fitrelerin verilmesini bizlere tavsiye ediyor. Bundan sonra verildiği takdirde o artık sadakalardan bir sadakadır. Hatta bazı alimler bunun da bir vebali olacağını. Çünkü esas olan nedir? Kişinin bu fitreleri alarak bayram sabahına diğer Müslüman kardeşleri gibi gelebilmesidir. Yani e, acaba ben soframa ne getireceğim bayramdan sonra? ziyaretçiler gelirse ben onları ne ikram edeceğim diye düşünmemesi, onlar gibi böyle güzel elbiseler alabilmesi icabında, güzel ayakkabılar alabilmesi bu bakımdan biz ta Ramazan'dan, Ramazan'ın başlangıcından beri değil mi bu fitrelerin verilebileceğini söylüyoruz. Hatta Din İşleri Yüksek Kurulumuz bu deprem zamanında olağanüstü durumlarda fitrelerin bile Ramazan'dan önce verilebileceğine dair fetva vermiştir. Hmm. Tüm bunlar bize neyi gösteriyor? Yani biz e, tekrar ifade edelim ki e, yoksullarımızı görerek, efendim, e, kimsesiz insanları, ihtiyaç sahipleri. ihtiyaç sahiplerini, sevgi evlerindeki insanlarımızı, çocuklarımızı, kadınlarımızı, efendim, e, şehit olmuş kocasını kaybetmiş insanları, yetimlerimizi bu yavrular, yavrularımızı da bunları da gözeterek e, gerçi her ne kadar devletimiz onlara sahip çıksa bile biz de bir sahip çıktığımızı onlara göstermemiz evet. gerekiyor. Yani illa her şey para değil. Yani bir yetim çocuğunun başını okşasak değil mi? Evet. E, Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam e, bir zaman e, bir çocukla karşılaştı. Çocuk böyle çok hüzünlü böyle. Ee, ona dedi ki senin adın ne dedi? Benim adım Beşir dedi. Sen dedi niçin hüzünlüsün dedi? Çünkü dedi benim babam şehit oldu. Peygamberimiz de duygulandı orada. Ve o ona dedi ki bunu hep bayramla irtibatlandırıyorlar ama yani doğrudan bir bayramla irtibatı yok bunu aslında. İlahi kaside olarak da okuyorlar bunu. <laughs> evet evet. Ee, i̇stemez misin dedi e, ben senin baban olayım, Ayşe de annen olsun diye. Ee, aynı zamanda Peygamber Efendimiz e, Hazreti Cafer şehit olduğu zaman kardeşimin çocuklarını bana bırakın dedi. Ben onları Allah. bakacağım dedi. aleyhissalatü vesselam efendimiz. Değil mi efendim? Hepisinden iyisi bir gönüle girmektir. Yani. Evet. Anadolu İrfan'ı ne güzel söylemiş Recep Hocam. Şimdi biz burada tabi bir ay boyunca program yaptık. Yeryüzünün mazlumlarını, bir çarelerini andık müslim gayrimüslim ayırmadan ama bugün alemi İslam'ın bir büyük derdi var. Pek çok derdi var da en öne çıkanı, en çok canımızı yakanı bu Gazel'deki savaş. Evet. Yani bir az bir vaktimiz var ama savaşın gölgesinde bir Ramazan geçirdik. Bugün bazı gelişmeler oldu. E, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti oraya büyük bir yardım konvoyu gönderdi yenice. Savaşın yer yer durduğuna dair haberler geldi. Dileriz Cenab-ı Hak'tan bir an önce bitsin bu iş. Allah bize güç kuvvet versin, hesabını amin. soracağımız günler de gelsin. Amin. amin amin. Ama şimdi bir duygu karmaşası yaşıyor muyuz? Siz şairsiniz, yazarsınız. İnsan halinden anlayabilen birisiniz. Yaşıyoruz bu duygu karmaşasını. Nasıl davranalım? Bazen bilemiyoruz. Bazen kendimizi ayıplıyoruz, bazen karşımızdakini ayıplıyoruz. Ne dersiniz bu hususta? Hocam çok çok kıymetli, çok önemli bir nokta bu. Ee, <laughs> Ramazan nedeniyle belki bunu konuşuyor gibi olduk ama benim hayatımın herhalde 40 yılına, 50 yılına doğru dönüp baktığım zaman gençlik yıllarından itibaren Kudüs meselesi, Filistin meselesi hep gündemimizde oldu bizim bu ülkenin hayatında oldu, gündeminde evet. oldu. Zaman zaman ölüm unuttuğumuz gibi, yanlış noktalara gittiğimiz gibi, bazen kardeşlerimizi unutuyor gibi olsak, gaflete düşmüş olsak da sofralarımızda özellikle bu Ramazan-ı Şerif'te e, iftarda, sahurlarda gazi yanmadan soframız soframız olmadı. Doğu Türkistan'ı konuşmadan olmadı, Keşmir'i konuşmadan, Afrikayı, Myanmar'ı konuşmadan, Eritre'yi, Filistini, Filipini konuşmadan olmadı. Bütün buna rağmen bayram geliyor, bayramı hak ediyorsunuz çünkü hak ediş olarak size ha. takdim ediliyor bayram, oruç sizi bayrama getirip teslim edip ayrılıp gidiyor, sultan gibi geliyor ve bayram esenliğiyle gönderiyorsunuz. Uğurluyorsunuz. Siz şimdi kendinize bakacaksınız ve Gazze'deki kardeşlerimizin bütün bu sıkıntılarına ben neyle bugüne kadar katkıda bulundum diye. Ben 7 8, 8 10 tane şiir yazdım. Bir kitaplık çapta yazılar yazdım. Bununla ilgili yapılabilecek, durulabilecek noktalarda durdum. Verilebilecek imkanım ölçüsünde katkıya katkıda bulunmak için gayret ettim. Ama ben biliyorum ki bu ülkenin bütün evlatları, bizi dinleyen her kardeşimizin Filistin'le ilgili, Kudüs'le ilgili, e, Gazze ile ilgili, oradaki yaşanmışlıklarla ilgili her bir kardeşim elinden geleni yaptı, yapmaya devam edecek. Hocam boykot konusunu açtı, bir kez daha ifade etmek lazım. Ömrünüz oldukça gavura Gavurun ürettiklerine, yani gavur tabiri bizim Akdeniz bölgesinde sıklıkla kullan kullanılır. Yani Adana, Mersin, Antalya, evet. bu bölgede gavur oğlu gavur tabiri kullanılır. Öz özür dileyerek ifade ediyorum. Ee, beni bağışlasın bizim e, iftar vaktinde kardeşlerim. Ama bu e, Gayrimüslim olan, Müslüman olmayan ve Müslümanlara düşmanlık yapan, taarruz eden, teröristik yapan, evet. zulmeden bu insanlara karşı bizim bir duruş ortaya koymamız lazım. Evet efendim. Bir beraberlik ortaya koymamız lazım. Bunun da en açık göstergesi evet. boykot. Şimdi. Evet boykot. Devletimiz yapması gerekeni yaptı, evet. yaptı yapmaya devam ediyor. Ee, uluslararası hukuk nedeniyle bir takım evet. nedenlerden dolayı bir takım eleştiriler yapabildiniz. Eğer sınırdan gidebiliyorsak o cephede olmalıyım. O cephede şehitlerden bir şehit olmalıyım. Bunu gönlüm arzu ediyor. Eyvallah. Bunu yapabilmeliyiz. Çok teşekkür ederim efendim. Dedim çok sağ sağolunuz. Efendim, efendim sürçü lisan ettiysek, hata rahına gittik isek affediniz. Olabilir oruç vakti dilimizden yanlış şeyler dökülmüş olabilir. Bağışlayınız. Her şey için çok teşekkür ederiz. Bu sene Diyanet TV'de iftarı beklerken programında bizimle birlikte olduğunuz için... Allah razı olsun. Mehmet Kapukaya hocamız Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanımızla beraberdik. Şair, yazar, ressam Recep Garip Bey ile beraberdik. Hocam bir dakika var sizden bir... Hocam kahve bahane bayram mütakiben devam edecek. Evet kahve bahane programı Recep Garip Bey'in devam edecek. Her pazar. Diyanet televizyonu ekranında her pazar izliyoruz zevkle. Allah güç kuvvet versin. Eyvallah. Dua istiyorlar efendim sizden. Biz de bizden de amin istiyorlar. Amin. Yer gök amin diyelim. Buyurunuz efendim. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. İlahi ya Rabbel Alemin. Sana hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Ya Rabbel Alemin yapmış olduğumuz bütün ibadetlerimizi kabul eyle. Amin. Bağusuz oruçlarımızı, teravihlerimizi, mukabelelerimizi, vermiş olduğumuz fitrelerimizi, zekatlarımızı, hayır ve hasenatımızı kabul eyle. Ya Amin Rab. ya Rabbi. Ramazan'dan sonra da bu ibadetleri devam ettirmeyi bizlere nasip eyle. Amin. İlahi Ya Rabbi dünya ve ahirette iyilik ve güzellik namına ne varsa bizlere nasip eyle. Amin. Dünya ve ahirette kötülük namına ne varsa onları bizden uzak eyle Ya Rabbi. Ya Rab Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatu vesselam senden neleri istemişse biz de istiyoruz nasip eyle. Amin Peygamber ya. Efendimiz aleyhissalatü vesselam neyin şerrinden sana sığınmışsa o şerlerden sana sığınıyoruz. Onlardan bizleri emineyle ya Rab bizleri cennetini nasip eyle Amin. ve bizleri cennete yaklaştıracak sözleri söylemeyi amelleri yapmayı nasip eyle. Amin. Bizi cehenneminden azade eyle Amin. ve bizi cehennemine yaklaştıracak Amin. sözleri söylemekten amelleri yapmaktan Allah muhafaza Allah eyle Allah ya, Rab. Allah ya Rab. Velhamdülillahi rabbil Alemin. el Fatiha. Allah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله